Yunan mitolojisi, antik Yunan'da dünyanın yaratılışı, tanrı, tanrıça ve kahramanların hayatı hakkındaki söylence ve öğretileri içermekle kalmayıp, aynı zamanda eski Yunan dininin gövdesini oluşturmaktadır. Günümüzde bu mitoloji hakkında bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Genel olarak Yunan mitolojisi, Yakın Doğu ve birçok Avrupa mitolojisinden etkilenmiştir. Yunan tanrılarının her biri Romalılar tarafından da kabul görmüş ve farklı isimlerle kullanmışlardır. Roma mitolojisi neredeyse tamamen Yunan mitolojisini baz almıştır. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan tanrıları insan şeklindeydi. Yunan tanrılarının hikayeleri Olimpos Dağı'nda oturan seçilmiş 12 tanrının Titanlarla savaşmasıyla başlar ve Olimposluların zaferiyle son bulur. Savaştan sonra Titanlar cezalandırılır. Gaia, Chaos, Peobe ve Kronos gibi Titanlar Tartarus'a gönderilir. Tartarus'ta sonsuza kadar süren bir cezaya Olimposlu tanrılar tarafından bırakılırlar. Toplamda 12 tanrı bulunur. Bu 12 sayısı hiç bozulmaz. Bir tanrı eklenirse bir başkası bu listeden çıkar. Şimşeklerin efendisi Zeus nice savaşlar vererek yönetimi babası Kronos ve onun yardakçıları Titanların elinden almış, 3 erkek kardeşiyle dünyayı bölüşmüştü. Çekilen kuraya göre gökyüzü Zeus'a, denizler Poseidon'a, yeraltı da Hades'e düşer. Herkes görev dağılımından sonra Olimpos'a çıkar ve dünyayı yönetmeye başlarlar. Yunan mitolojisine göre başlangıçta kaos vardı. Yunanca anlamı açık ya da boşluk olan kaos, Hesiodos'a göre sonsuz bir boşluk. Bu boşluktan ilkin Gaia doğdu. Sonrasında ölüler ülkesinin en derin yeri Tartaros, daha sonra Eros, sonra yeraltı krallığını simgeleyen Erebos ve yeryüzü krallığını simgeleyen Nyx doğdu. Yunan dini gökyüzü, şimşek, nehir, deniz, ateş, rüzgar gibi tabiat elementlerinin ilahi nitelikler kazandırıldığı, tanrıların sevgisini dualarla kazanmaya, öfkesini ise kurbanlarla yatıştırmaya çalışan bir tabiat dini olup, Yunan söylencelerinin çok azı tarihsel döneme dayanmakta, büyük çoğunluğu Yunan uygarlığının köklerine dek inmektedir. M.Ö. 8. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan bu kadim söylenceler, kamu hayatını derinden etkilemiş, M.Ö. 5. yüzyıla gelindiğinde tüm festivallerde epik destanların anlatılması gelenek haline dönüşmüştür. Şimdi önceki mitoloji serilerimizde de olduğu gibi, diğer bölümlere geçmeden önce Yunan mitolojisindeki karakterlerin birçoğunu tanıyacağız. Bunun için Mısır mitolojisindeki gibi yine bir infografikten yararlanacağız. Görseldeki beyaz okların çocukları, kırmızı şeritlerin evliliği, sarı şeritlerin de ilişkiyi ifade ettiğini hatırlatayım. Panteonun tepesinde ilkel tanrılar olarak bilinen tanrıçalardan Gaia var. Gaia, Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen, arzın tecessümü olan tanrıçadır. Diğer tanrıların kendisinden türediği Gaia, özellikle ilk zamanlarda tüm Yunanistan'da tapılsa da, zaman içinde tanrıçanın konumu değişmiş, ona olan ilgi azalmıştır. Hesiodos'a göre Gaia, her şeyin kendinden meydana geldiği toprak anadır. Tüm tanrıların ve titanların annesidir. Kaostan sonra ortaya çıkan Gaia, ilk önce kardeşi Erebus'tan Aether'i, sonra Aether'dan gökyüzü Uranus'u, daha sonra da Uranus'tan Pantos'u kendisinden çıkarır. Bir başka tabirle doğurur. Daha sonra Uranus'tan titanları doğurdu. Ancak Uranus, kendi çocukları olan titanları doğar doğmaz Gaia'nın bağrına gömmekteydi. Artık bu ağırlığı taşıyamayan Gaia, Uranus'tan olan oğlu Kronos'un yardımıyla Uranus'u yendi ve çocuklarını özgürlüğüne kavuşturdu. Daha sonra Kronos da kendi oğlu Zeus tarafından Tartarus'a atılarak aynı kaderi paylaşacaktı. Uranus, Aether ve Gaia'nın oğlu. Gaia'nın eşi ve ilk tanrılardandır. Yunan tanrılarının atasıdır. Kozmik bir güce sahiptir. Gaia ve onun birleşmesinden Titanlar, Hekatonkeirler ve Kikloplar meydana geldi. Ancak Uranus, bütün bu çocukları yeryüzünün karnında saklamaya zorladığı için bu yükü taşımakta zorlanan ve kızan Gaia, oğullarından Kronos'a bir tırpan verip Uranus'un önce cinsel organını kesmiştir. Akan meni ile Gaia hamile kalmış ve Afrodit doğmuştur. Kaderi ondan sonra başa gelen her tanrı ile aynıdır. Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismiyle Venüs. Afrodit'in doğumu üzerine iki efsane vardır. Homeros, tanrıçanın Zeus'la Okeanos'un kızı Diane'den olduğunu söylerken, Hesiodos, Teogonia'da bulunan tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından oluştuğunu söyler. Kronos, babası Uranos'u devirirken, bir orakla babasının cinsel organını kestiğinde, kesilen organ denize düştü ve oluşan köpüklerden Afrodit meydana geldi. Afrodit, altın sıfatıyla çoğu yerde karşımıza çıkar. Tanrıça için çoğunlukla kullanılan sıfatlar, işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Güzelliği, sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen tanrıça,
çoğu yerde oğlu Eros'la görülmektedir. Tanrıça çoğu kez çıplak betimlenir. Ayrıca takan her kadını dünyanın en güzel ve çekici kadını haline getiren büyülü bir kıyafeti vardır. Bu kıyafeti Hera, Truva Savaşı'nı izleyen Zeus'u baştan çıkarıp kandırmak için kullanmıştı. Mnemosyne, Yunan mitolojisinde hafızanın tecessümü olan Titan Tanrıça, Gaia ve Uranos'un kızı. Yakışıklı bir çoban kılığına girmiş Zeus'la 9 gece beraber olduktan sonra ilham perileri olarak bilinen 9 kızları olmuştur. Hyperion, Olimposlu 12 tanrı tahtı Titanların elinden aldıktan sonra Tartarus'a sürgün edilen 12 Titan'dan biridir. Kayıtlarda ışığın Titanı olarak da geçer. Ayrıca Helios ve Selene'nin babasıdır. Titanlar dünyayı yönetirken dünyanın doğu kısmını yönetmiştir. Güneş doğudan doğduğu için Şafağın Efendisi ve ışığın Lordu olmuştur. Ve daha çok doğunun Titanı olarak bilinir. Thea, Yunan mitolojisinde Titanların aydınlıktan sorumlu olanıydı. Kardeşi ve kocası Hyperion'dan Helios, Selene ve Eos'un annesidir. Krius, Yunan mitolojisinde bir Titan. Uranos ve Gaia'nın oğlu. Bu 12 Titan arasında hiçbir bilgiye sahip olmayan, daha doğrusu hakkında pek araştırma yapılmayan tek Titan Krios'tur. Okeanos, Yunan mitolojisinde Uranos ve Gaia'nın ilk çocuğu ve ilk Titan'dır. Tüm okyanusların kişiselleşmiş hali olan Okeanos, genelde kaslı bir adamın uzun sakallı ve boynuzlu yüzüyle simgelenirdi. Okeanos'un alt kısmı bir yılanı andırıyordu. Okeanos'un kardeşi olan bir başka Titan'la Tetis'le zaman geçirmesi 3000 deniz nimpelerinin oluşmasına neden oldu. Okeanit olarak da bilinen bu nimpelerin her biri ayrı bir ırmak, çay, göl ya da havuzun hakimleri oldular. Bazı araştırmacılar Okeanos'un önceleri tüm tuzlu suları temsil ettiğini düşünüyorlar. Bunun nedeni de o zamanlar Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nun çok fazla bilinmemesiydi. Ancak daha sonra coğrafya geliştikçe Poseidon neredeyse tamamı bilinen Akdeniz'i, Okeanos ise daha az bilinen Atlantik Okyanusu'nu temsil etmeye başladı. Bugün kullandığımız okyanus kelimesi de buradan gelmektedir. Heykeli ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Tetis, Yunan mitolojisinde bir titan olan Tetis, denizin bereketli okyanusunun tecessümüydü. Deniz tanrıçası olan Tetis, Uranos'la Gaia'nın kızıdır. Kocası ve erkek kardeşi olan Okeanos'tan birçok çocuğu olmuştur. Antik çağda onun dünyadaki büyük nehirlerin annesi olduğuna inanılırdı. Aynı zamanda Tetis, okyanustan çok güzel 3000 kadar peri kızı doğurmuştur. Bütün insanoğluna bakıcılık yapmaktadır. Deniz tanrıçası Tetis'in adı, antik bir okyanus olan Tetis Okyanusu'na verilmiştir. Iapetus, Uranus'la Gaia'nın oğlu olan bir titandır. Okeanos'la Tetis'in kızlarından biri olan Climene'le evlenmiş ve bunun sonucunda Atlas, Menoitios, Prometheus ve Epimetheus olmak üzere 4 çocuk meydana gelmiştir. Iapetos, dikkati temsil eder. Pleione, bir su perisi. Tetis'in Okeanos'la birlikte yaptığı binlerce su bebeğini hatırladınız mı? Pleione de onlardan biri. Bu listede olmasının tek sebebi torununun Hermes olması. Atlas, Yunan mitolojisinde Iapetos ve Climene'in 13 çocuğundan en güçlü olanıdır. Olimpos'a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılmıştır. Bu mitolojik dayanakla tıpta kafatasını taşıyan ilk omura da Atlas adı verilmiştir. Koios, Titan zeka tanrısı. Oldukça önemlidir. Çünkü torunları Artemis ve Apollon'dur. Diğer erkek titanlar gibi o da Tartarus'ta bir süre kalmıştı. Peyobe, Uranus'la Gaia'nın çocukları olan titanlardandır. Peyobe karanlık ve gizemi temsil eden tanrıçadır. Geleneksel olarak Ay ile ilişkilendirilen Peyobe, Apollo ve Artemis'in annesidir. Koios'tan Leto ve Asteria'yı doğurmuştur. Çok güçlü bir kahindir. Delfi tapınağı ona aittir. Kronos, Kronos Gaia ve Uranus'un çocuğudur. Birinci nesil Olimposluların babasıdır. Zeus, Poseidon ve Hades tarafından yenilgiye uğramıştır. Kronos isminin anlamı zaman sözcüğünden gelir. Gaia'nın doğurduğu son titan olmakla birlikte zamanı yarattığı ve zamanlarda seyahat ettiği söylenir. Bugün kullandığımız kronoloji sözcüğü Kronos isminden türemiştir. Roma mitolojisinde Satürn olarak bilinir. Rhea, Gaia ve Uranos'un kızıdır. Tanrıların annesi ve dağlık bölgelerin tanrıçası olarak bilinir. Önceleri çoğunlukla Gaia ve Kaybeli ile eş tutulurken sonradan Olimpos dağında yaşamasına rağmen Olimpiyan tanrı ve tanrıçaların annesi sayılmıştır. Semele, Yunan mitolojisinde Cadmus'la Harmonia'nın kızı. Zeus'tan Dionysos'u doğurduğuna inanılırdı.
Dionysos kültündeki diğer parçalar gibi Semele de Yunan değil, büyük bir ihtimalle Trakofrigyalı bir kökene sahiptir. Maya, Yunan mitolojisinde yağmur perisidir. Babası Atlas, annesi bir okeanit olan Pleonidir. Asterop, Elektra, Taygit, Dryop, Seleno ve Elsion kardeşleridir. Bu yedi kardeşe bugün Ülker kümesi diyoruz. Maya en yaşlı ve en güzel olanıdır. Kailin dağında yalnız yaşarken Zeus onu görür ve onunla birlikte olur. Hermes onun Zeus'tan oğludur. Mayıs ayına adını vermiştir. Leto, gök titanları Koios ve Pleione'nin kızı. Zeus'la birlikte oldu. Kıskanç Hera, güneşin doğduğu bütün yerlerde doğurmasın dediği için doğum yapabilmek için bütün dünyayı dolaştı. Poseidon'un üç uçlu mızrağını denize vurarak denizden yükselttiği ve dalgadan bir kubbeyle örttüğü Delos'ta Artemis'le Apollon'u dünyaya getirdi. Zeus, tanrıların ve insanların babası, Yunan mitolojisinde en güçlü ve en önemli tanrı. Roma'da Jüpiter olarak bilinir. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşekle resmedilmiştir. Bereketle özdeşleşmiştir. Yağmur ondan beklenir. Titan Kronos'un ve eşi Raya'nın en küçük çocuğu ve oğludur. Simgesi şimşeğin yanında boğa, kartal ve meşe ağacıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için taht ve asayla da sık sık betimlenir. Hera, Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan tanrıçadır. Roma'da Juno olarak bilinir. Babası Titanlardan Kronos, annesi Rhea'dır. Olimpos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve evlilik kraliçesi olarak anılır. Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü, en cesur ve Afrodit'ten sonra en güzel tanrıçı olarak nitelendirilir. Dionysus, şarap tanrısı. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Hermes, Zeus ve Maya'nın oğludur. Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır ve aynı zamanda en hızlısı. Apollon, mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı. Kehanet yapan bilici tanrıdır. Aynı zamanda kahinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Orijini Yunan olan Apollon, Roma mitolojisine Apollo ismiyle geçmiştir. Mitolojideki en önemli tanrılardan biri olan Apollon, Anadolu kökenlidir. Artemis. Artemis'in Roma'daki adı Diana. Zeus'la Leto'nun kızı. Apollon'un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası. Bir yerden tanıdık geldi mi? Ares'in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir. Athena, zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Babası tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis'tir. Sembolleri kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Ares, Yunan mitolojisinde savaş tanrısıdır. Zeus ve Hera'nın oğlu ve 12 Olimposlu'dan biridir. Roma'da Mars olarak bilinir. Barış tanrıçası olan Athena'nın zıddıdır. Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamaklarıyla ünlüdür. Hephaistos, Yunan mitolojisinde Zeus'la Hera'nın oğlu ya da Hera'nın yalnız başına doğurduğu kızı Afrodit'in eşi. Afrodit ile kardeştirler. Tanrılar ve kahramanlar için demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısı. Poseidon, denizler, depremler ve atların tanrısı. Kronos'la Raya'nın oğlu. Zeus'un ve Hades'in kardeşi. Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinir. Hestia, Raya ile Kronos'un kızı. Zeus'un en büyük kız kardeşidir. Olimpos'taki tanrıların en kibarı olarak bilinen Hestia, aile tanrıçasıdır. Bu yüzden de günlük ev hayatında önemli bir yere sahiptir. Hiçbir mitolojik anlatımda yer almadığı gibi antik Yunan'da ona adanan bir tapınak da olmamıştır. Ama Olimpos'ta yanan kutsal ateş ve dünyadaki yanan her ocak onun kutsal mekanı sayılmıştır. Hades, ölülere hükmeden yeraltı tanrısı. Zeus, yeryüzünün hakimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus'a gökyüzü, Poseidon'a denizler ve Hades'e yeraltı düşer. O artık ölüler ülkesinin tanrısıdır. Ancak kötü değildir. Yeraltının tüm hazineleri Hades'in olduğu için Romalılar onun adını varlıklı yani Plüton olarak değiştirmiştir. Eşi Demeter ve Zeus'un kızı Persefon'dur. Demeter, tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Homeros'un destanında güzel saçlı kraliçe
ya da güzel örgülü Demeter diye geçer. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri özellikle de buğdayı simgeler. Hesiodos'a göre Kronos'la Rhea'nın ikinci kızı ilk tanrı kuşağındandır. Teseus, Atinalı kahramanların en mükemmeliydi. Zira Atinalıların kendilerinde en iyi ve ayırt edici gördükleri tüm özelliklere tek başına sahipti. Herakles'te bulunan kahramanlık özelliklerinin hemen hepsi onda da vardı. Ve başardığı işlerde en az Herakles'inkiler kadar etkileyiciydi. Ancak Teseus, Herakles'ten çok daha nazik ve medeniydi. Yaptığı işler arasında Atina'nın büyük Panathenai Festivali gibi dini ve toplumsal kurumlar oluşturmanın yanı sıra Atina'nın siyasal bütünlüğünü sağlamak ve Atina demokrasisini kurmakta olan mükemmel bir devlet adamıydı. Teseus'un annesi Argolit'teki Troezen'in kralı olan Pterus'un kızı Itra'ydı. Babası ya Atina kralı Igeus ya da deniz tanrısı Poseidon'du. Igeus kısır olarak bilinirdi ve Itra Teseus'a hamile kaldığı gece hem Igeus hem de Poseidon'la birlikte olmuştu. Igeus, Pallas'ın 50 oğlu olarak bilinen yeğenlerinin Teseus'un varlığından haberdar olurlarsa onu öldüreceklerinden korktuğu için onu doğduktan sonra annesiyle beraber Trozen'e yolladı. Ve Teseus orada dedesiyle annesinin yanında büyüdü. Igeus, Trozen'deki büyük bir kaya parçasının altına bir kılıçla bir çift ayakkabı bıraktı. Böylece Teseus o kayayı yerinden kaldırabilecek kadar güçlendiğinde babasını aramak için Atina'ya gidebilecekti. Teseus bu testi geçince annesi ona artık Atina'ya gitmesinin zamanı geldiğini söyledi. Ne var ki hem büyük babası Piteus hem de Itra onun karayoluyla gitmesini istemiyordu. Çünkü Teseus karadan giderse haydutlar ve kötü adamların kol gezdiği Korintos geçidinden geçmek zorunda kalacaktı. Yine de Teseus karayoluyla giderek tehlikelerle yüzleşmekte kararlıydı. Herakles'e öykünmekteydi ve yolda karşılaşacağı tehlikelerle başa çıkarak nam salmak istiyordu. Teseus'un Trozen'den Atina'ya yaptığı yolculuğuyla başladığı işler Herakles'inkine rakip olacak cinstendi. Onun yaptıkları günümüze kadar varlığını sürdürememiş olan bir epik şiirde anlatılmıştı. Öyküye göre Teseus ilk mücadelesini Epidauros'ta yanında devasa bir topuz taşıyan topal haydut Perpetes'e karşı kazandı. Teseus rakibini öldürerek maceralarının devamında kullanmak üzere topuzu da yanına aldı. Tüm geçit boyunca Teseus pek çok haydutla karşılaştı ve hepsinin ölümcül oyunlarında kazanan taraf oldu. İkinci rakibi olan Sinis, gelip geçen yolcuların vücutlarının her bir parçasını birbirlerinden ayırmasıyla ünlüydü. İki çam ağacını yere eğdikten sonra birinin tepesine kurbanın bir koluyla bir bacağını, diğerinin tepesine ise diğer kol ve bacağını bağlar, daha sonra da ağaçları serbest bırakırdı. Havaya yükselen ağaçlara bağlı olan kurban böylece parçalarına ayrılırdı. Teseus, Sinis'le karşılaştığında, Sinis gücünü ölçmek için Teseus'tan ağaçlarını eğmesine yardım etmesini istedi. Teseus bu öneriyi bir kurnazlık düşünüp kabul etti. Zira ağaçları eğdiklerinde onlardan birini ilk bırakan Teseus olacaktı. Böylece Sinis parçalarına ayrılacaktı. Önceden buradan geçmeye çalışmış olan yolcuların parçalarını etrafta gören Teseus, iki ağacı da eğip Sinis'i ağaca bağladı. Sonunda Sinis, başkalarına çektirip eğlendiği bu acıyla kendisi yüzleşecek ve ölümü tadacaktı. Teseus daha sonra tüm tarlaları mahveden vahşi bir yaratık olan Kromonia domuzuyla karşılaştı ve onu da öldürmeyi başardı. Geçidin iyice daraldığı yerde Skiron adlı bir haydut konuşlanmıştı. Teseus yaklaştığında Skiron ona dizlerinin üstüne çökerek ayaklarını yıkamasını emretti. Teseus ihtiyatlı davrandı ve geçidin kenarına fazla yaklaşmadan Skiron'un dediğini yaptı. Bunun üzerine Skiron ondan gidip kaplumbağasını beslemesini istedi. Böylece onu arkasından iterek uçurumdan aşağı düşürebilecekti. Ancak Teseus, Skiron'dan çok daha çevikti ve sonunda tepeden düşerek denizi boylayan Skiron oldu. Eleusis'te de güreşçi Kerkyon Teseus'a meydan okudu. Ancak o da boyunun ölçüsünü aldı. Teseus, Atina'ya yaklaştığında kötü bir nam salmış olan Prokrustes, onu hanında konaklayıp rahat yatağında uyuması için ikna etti. Prokrustes, yolu üzerinden geçen yolcuları kalmaları için ikna edip bu yatağa bağlardı. Eğer yatağa yatırılan yolcu yataktan kısaysa, Prokrustes onu boyu yatağın boyuna ulaşıncaya kadar çeke çeke uzatırdı. Ama eğer yolcunun boyu yataktan daha uzunsa, yolcunun ayaklarını keserek onu yatağa uygun hale getirirdi. Ama Teseus, Prokrustes'in son ziyaretçisi oldu. Zira Prokrustes'in kesilmiş vücudu bu korkunç yatağın son kurbanıydı. Teseus sonunda Atina'ya vardığında babası Igeus'u büyücü Medea'nın büyüsünün etkisinde buldu.
Medea, Igeus'un kısırlığını geçirip ona pek çok oğul vereceğini vaat etmişti. Theseus, Igeus'a kendisini tanıtmadı ama Medea onu görür görmez tanıdı. Theseus'un gelişi, Medea'nın tüm planlarını alt üst ettiğinden onu saf dışı etmek için denemediğini bırakmadı. Önce Igeus'a bu genç yabancıdan Herakles'in Girit'ten getirdiği Maraton boğasını alt etmesini istedi. Zira bu yaratık tüm Atina'yı birbirine katmıştı. Devasa cüssesi ve burun deliklerinden çıkan ateşe rağmen Theseus bu yaratığı alt etmeyi başardı ve onu kentin tanrıçası Athena'ya kurban etmek için tekrar Atina'ya getirdi. Theseus'tan kurtulmayı başaramayan Medea bu sefer onu zehirlemeyi denedi. Medea, Maraton boğasını kurban etmek için yapılan törende bu planı gerçekleştirmeye girişti. Theseus boğayı Trozen'den yanında getirdiği kılıcıyla kestiği esnada Medea da masanın üzerinde bir fincan zehir hazırlamaktaydı. Ne var ki Igeus kılıcı tanıdı ve sevinç ve şaşkınlıkla birden ayaklandığı sırada Medea'nın elindeki fincana çarparak tüm zehrin yere dökülmesine sebep oldu. Baba oğul tekrar kavuştular ve Medea hayatta kalmak için kaçmak zorunda kaldı. Theseus, Pallas'ın oğulları olan kuzenlerinden kurtulmak için onlara bir tuzak kurdu ve başarılı oldu. Ama şimdi çok daha zorlu bir mücadele onu beklemekteydi. Minotaurus. Girit kralı Minos, her 9 yılda bir bu yaratığa kurban etmek için Atinalılardan 7 kız ve 7 erkek isterdi. Canavar gibi bir yaratık olan Minotaurus, insan vücutlu, boğa başlıydı ve Minos'un karısı Pesifi ile Poseidon'un denizlerden yolladığı bir boğanın çocuğuydu. Minotaurus'un yaşadığı yer karanlık, karmaşık koridorlar, kapatılmış çıkışlar ve kafa karıştırıcı dönemeçlerle dolu, Dedalos tarafından Minos için yaptırılmış olan labirentti. Efsaneye göre Minoa medeniyeti bir süre Atina'ya hükmetmişti. Ancak Theseus'un hikayesi çok daha spesifik bir olaya işaret ediyordu. Igeus daha önce Minos'un oğlu Androgeos'u Maraton boğasını öldürmesi için görevlendirmiş ama boğa Androgeos'u öldürmüştü. Boğanın Theseus tarafından öldürülmesi bir anlamda intikamdı. Pallas'ın oğullarını yenmesinin ardından Theseus bu olayı öğrenmiş ve boğayı kendisi öldürmek istemişti. Igeus, Theseus'u bu maceradan vazgeçirmek için çok uğraşmış ancak Theseus babasına Minotaurus'u alt edip eve geri döneceğine dair söz vererek bu maceraya atılmıştı. Igeus, oğlu Theseus'u Minotaurus'la karşılaştıktan sonra tekrar göremeyeceğinden emindi. Ama yine de genç kız ve erkekleri Girit'e taşıyan gemiye biri beyaz, diğeri siyah iki yelken taktırdı. Gemi siyah yelkenle yola koyuldu. Çünkü siyah, yolculuğun melankolisini simgeliyordu. Igeus, zaferle geri döndükleri takdirde beyaz yelkeni açmalarını ve böylece Akropolis'ten mücadelenin sonucunu öğrenebileceğini söyledi. Gemi Girit'e vardığında Minos onları tüm misafirperverliğiyle karşıladı. Bir atletizm gösterisi esnasında Minos'un kızı Ariadne, Theseus'u görüp ona aşık oldu. Kurbanların Labirintos'a girme vakti geldiğinde Theseus ilk girenin kendisi olmasını istedi. Zira Ariadne ona bir ip yumağı vermişti. Theseus girdiği yere ipin bir ucunu bağladı ve yol aldıkça ipi açtı. Labirintos'un merkezine geldiğinde nihayet Minotaurus'la karşı karşıya kaldı. Minotaurus, onun bugüne kadar karşılaştığı tüm yaratıklardan daha da korkunçtu. Theseus'un silahı yoktu ama çıplak elleriyle canavarla savaştı ve onu iyice yorduktan sonra boynuzunu kırdı. Oldukça yorgun düşen Theseus, hiçbir yara almaksızın kurtulduğu bu mücadele sonrasında ipi takip ederek çıkışa ulaştı. Ariadne endişe içinde onu bekliyordu. Beraber diğer Atinalıları da toplayıp gemiye döndüler ve kendi ülkelerine doğru yola koyuldular. Bu öykü ne Theseus ne de Ariadne için mutlu sonla bitti. Ariadne Theseus'tan onunla birlikte Yunanistan'a dönme sözü almış ancak Theseus bilinmeyen nedenlerle Ariadne'yi Naxos adasında bırakarak yoluna devam etmiştir. Öykünün daha popüler ve romantik bir versiyonuna göre tanrılar Theseus'un Ariadne'ye dair her şeyi unutmasını sağladılar ve o da Ariadne'yi uyuduğu esnada daha sonra Dionysos'un onu bulacağı yere bıraktı. Ancak farklı kaynaklar Theseus'a yakışmayan bu davranışı açıklamak amacıyla Ariadne'nin hamile olduğu ve bu yüzden deniz yolculuğu etmekten yorgun düştüğünü, Theseus'un da bu nedenle onu Naxos'a bıraktığını yazar. Bu versiyonda yola devam eden Theseus'un şiddetli bir fırtınaya yakalandığı ve Ariadne'nin de sancıdan öldüğü anlatılır. Ariadne'nin ölümü üzerine yas tutan Theseus, bu nedenle gemiyi siyah yelkenle Atina'ya götürdü. Daha popüler bir kaynaksa, Theseus'un eve dönüş heyecanıyla yelkenleri değiştirmeyi unuttuğunu ve onun yolunu gözleyen babası Igeus'un siyah yelkenleri görünce oğlunun başarısız olduğunu düşünüp
kendisini Akropolis kayalıklarından atarak intihar ettiğini yazar. Igeus'un ölümünden sonra Theseus Atina kralı oldu ama kahramanlık maceraları yine devam etti. Yakın arkadaşı olan Lapit kralı Peritus'un düğününe gittiğinde Theseus yarı insan yarı at olan sentorlarla savaştı. Sentorlar Peritus'un komşuları oldukları için düğüne çağrılmışlardı ve çok fazla şarap içerek gelin de dahil Lapit'in kadınlarını kaçırmaya çalışmışlardı. Theseus ve yanındakiler çok kayıp verseler de bu mücadeleden galip ayrıldılar. Theseus'un aşk hikayeleri de oldukça fazladır. Yaşlandıklarında Theseus ve Peritus, Zeus'un kızları Helen'le Persefon'u kaçırmaya çalıştı. Helen'i kaçırmayı başardılar ancak Persefon'u kaçırmak için yer altına indiklerinde işler kötü gitmeye başladı. Yeraltı tanrısı ve Persefon'un kocası Hades, onları birlikte yemek yemek için masasına davet etti. Onlarsa masadan kalkmaya çalıştıklarında koltuklarına yapıştıklarını fark ettiler. Sonunda Herakles, Theseus'u kurtarmayı başardı. Ancak Peritus ebediyen yer altında kalmak zorunda kaldı. Theseus'un ölümü de hiç böyle bir kahramana yakışır cinsten değildi. Skyros adasının kralı Lakomedes tarafından bir tepeden aşağı itilip öldürülmüştür. Theseus'un hikayesinin ana kaynağı Yunan filozof, rahip ve etikçi olan ve M.S. 1. yüzyılın sonlarıyla 2. yüzyılın başlarında yaşamış olan Plutarkos'tur. Plutarkos'un eserleri arasında pek çok ünlü Yunan ve Romalı'nın bazıları tarihi, bazıları ise efsanevi olan hayat hikayeleri vardır. Hayat hikayelerinde Theseus'un hikayesi Romulus'la birlikte anlatılmaktadır. Bu Theseus'a verilen siyasal önemin bir göstergesidir. Zira Romulus, Roma'nın kurucusudur. Theseus da Atina demokrasisinin. Bu fikir M.Ö. 6. yüzyıl sonlarında Atinalı devlet adamı Klistenes'in başlattığı demokratik reformlardan esinlenerek ortaya çıkmış gibi görünüyor. Pek çok demokratik reform Klistenes'e olduğu kadar Theseus'a da atfedilir. Her ikisi de Atina'nın birliğinin korunmasında önemli roller oynamış ve o tarihsel dönemde Atinalıları 3 sınıfa ayırarak Atina siyasal yapısının temellerini atmışlardır. Klistenes gibi Theseus da çeşitli sivil ve adli konseylerle toplantılara ev sahipliği yapmış, festivaller düzenlemiş ve para bastırmak gibi iktisadi reformları başlatmıştır. Theseus'la ilgili epik şiirlerin Klistenes tarafından da yazılmış olabileceği düşünülür ve 6. yüzyılın sonlarından 5. yüzyılın ortalarına kadar Atina sanatı ve fikriyatında Theseus'un maceralarının Herakles'inkine rakip olacak düzeyde olduğu da bir gerçektir. Theseus'un resimleri tapınakların dekorlarında ve hatta insanların günlük yaşamlarında kullandıkları, öldüklerinde onlarla birlikte gömülen vazoların üstünde kullanıldıkları olmuştur. Milattan sonra 490 yılında Maraton Savaşı'nda Atinalılar Persler tarafından bozguna uğratılırken Theseus orduların başına geçmiş ve askerlere yeniden güç vermiştir. Milattan önce 475 ila 470 yılları arasında Skyros'taki mezarlıkta devasa büyüklüklerde kemikler bulunmuştur. Bu kemiklerin Theseus'a ait olduğu iddia edilmiş ve kemikler törensel bir hava içerisinde Atina'ya, sonra da Theseion ismi verilecek olan tapınağa götürülmüştür. O dönemde Theseus, Atinalılar için yalnızca mitolojik bir figür değil, aynı zamanda demokrasinin simgesi olan siyasal bir semboldü. Theseus'la ilgili bir başka konu da şüphesiz Theseus'un gemisidir. Plutark'ın aktardığı Yunan efsanesine göre Girit'ten muzaffer dönen Theseus'un gemisi Atina'da hatıra olarak uzun bir süre muhafaza edilir. Zamanla geminin tahtaları çürüdükçe yenileriyle değiştirilir. Öyle ki bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir parçası kalmaz. Bu durumda gemi hala Theseus'un gemisi mi sayılır? Yoksa başka bir gemi haline mi gelmiştir? Gemi, antik filozoflar için bir tartışma konusu olur. Theseus'un gemisi, filozofları tarih boyunca uğraştıran bir konu olmuştur. Paradoksun çözümü için çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Heraklitos'a göre varlıklar sürekli değişmektedir. Bu nedenle bu konu bir paradoks değildir. Theseus'un gemisi daha Atina'ya vardığı günün ertesinde farklı bir gemi olmuştur. Aristo'ya göre bir varlığı tanımlayan 4 neden vardır. Şekilsel neden veya şekil, bir varlığın görünüşü, tasarımıdır. Maddesel neden, maddesidir. Aristo'ya göre bir şeyin neliği, şekilsel neden tanımlar. Dolayısıyla Theseus'un gemisi, aynı gemi olarak kalmıştır. Zira şekli değişmemiştir. Aristo'nun diğer bir nedeni, nihai neden veya maksattır. Theseus'un gemisinin tahtaları değişse de, maksadı, yani Theseus'un gemisi ismini taşımak, değişmemiştir. Hala aynı gemidir. Son olarak etkin neden, bir şeyin kim tarafından ve nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Örneğin,
Bir geminin hangi tür ustalarla, ne tür aletlerle yapıldı? Teseus'un gemisini ilk yapan ustalar ve onların aletleri gemiyi onaranlarla aynı olduğu için bu neden açısından da gemi aynı kalmıştır. Geminin hala Teseus'un gemisi olduğunu söyleyenlere karşı ikinci bir soru da ortaya atılmıştır. Değişen tüm parçalar bir tarafta saklansa ve bunlar kullanılarak ikinci bir gemi yapılsa, bu Teseus'un gemisi mi olur? Teseus'un gemisi modern hukuktaki bazı sorunlarla ilgilidir. Örneğin Teseus'un gemisi yerine bir otomobili olsaydı, tüm parçalarının değişmesi ruhsat ve sigorta ile ilgili sorunlar doğuracaktı. Aracın şasi numaraları en belirleyici unsur olarak ruhsatın üzerine kaydedildiğine göre hukuksal açıdan şasi numarasının değişmesi aracın değişmesi anlamına mı gelir? Teseus'un şasi numarasını değiştirerek yeni bir araca sahip olduğu öne sürülürse yeniden alım-satım vergisi ödemesi gerekir mi? Şasi değişiminden önce sigorta poliçesi hala geçerli olur mu? Paradoksun kişilik sorunlarıyla da ilgisi vardır. Tüm organları zamanla nakledilerek yenilenmiş bir insan başlangıçtakiyle aynı kişi midir? Hayatımız boyunca vücudumuzdaki tüm atomlar doğal bir şekilde yenileriyle değişse, bu hayatı sürenin tek bir kişi olduğu söylenilebilir mi? Isaac Asimov'un 1986'da yazdığı Vakıf ve Dünya romanında robot R. Daniel Olivav, binlerce yıllık ömrü boyunca tüm parçalarının zamanla değiştiğini, öyle ki değişmedik hiçbir parçasının kalmadığını söyler. Bu örnek, Teseus'un gemisi paradoksunun insana veya zeki varlıklara da uygulanabilmesi açısından önemlidir. İskenderiyeli araştırmacı Apollodoros'a göre Mike'nin efsanevi kurucusu Perseus, dedesi Akrisios olmasaydı hiç doğmamış olacaktı. Argos kralı Akrisios'un Deni adında güzel bir kızı vardı. Ama erkek çocuğu olmadığı için mutsuzdu. Erkek bir varisi olmamasıyla ilgili olarak bir kahine danışan Akrisios, ondan gelecekte bir erkek torunu sahibi olacağını ve torununun kendisini öldüreceğini öğrendi. Bu yazgıyı önlemek için Akrisios her türlü önlemi aldı. Deni'yi tunç bir kuleye kapattı ve kız orada kendi başına yaşamaya başladı. Ta ki bir gün Zeus, altın tozları halinde düşen yağmur kılığında gelip Deni ile birlikte olana kadar. Böylece Deni, oğlu Perseus'u dünyaya getirdi. Akrisios bunu öğrendiğinde çok öfkelendi ama halen yazgısını değiştirmek için umudu vardı. Marangozuna büyük bir kafes yaptırdı ve Deni ile oğlunu kafese hapsedip denize attı. Ancak azgın dalgalardan kurtulmayı başaran anne oğul, kafesin içinde Kiklades adalarından biri olan Seripos'a kadar sürüklendi. Burada onları Seripos kralı Polydectes'in kardeşi olan balıkçı Dictys buldu ve onlara göz kulak oldu. Zamanla Polydectes Deni'ye aşık oldu ama büyüyen Perseus annesini kıskanarak onu kralın yakınlaşmalarından korudu. Bir gün bir ziyafet esnasında Polydectes misafirlerine onun için getirdikleri hediyeleri sordu. Misafirlerin hepsi ona at hediye etmeye söz verirken yalnızca Perseus ona Gorgon'un başını getireceğine dair söz verdi. Gorgonlar yılan başlı ve kanatları olan 3 adet yaratıktılar ve aralarından biri olan Medusa hariç diğer ikisi ölümsüzdü. Ne var ki Medusa'ya her kim bakacak olursa o kişi hemen taşa dönüşüyordu. Neyse ki Perseus bu sonla karşı karşıya kalmadı. Hermes onu bir göz ve bir dişi paylaşan 3 kız kardeş olan Graia'lara yönlendirdi. Perseus kız kardeşlere gidip onların gözünü ve dişini ele geçirdi ve Medusa'yla savaşması için gereken silahları ona verecek süperilerinin yerini göstermezlerse göz ve dişi geri vermeyeceğini söyledi. Süperilerine gittiğinde ise ona Medusa'nın bakışına yakalanmaması için bir görünmezlik şapkası, kaçabilmesi için kanatlı ayakkabılar ve Medusa'nın kopan kafasını koyması için bir çanta verdiler. Hermes de orak biçiminde bir bıçak yaptı ve Perseus Medusa'yı bulmak için yola koyuldu. Athena Perseus'a tunç bir ayna verdi. Böylece Perseus Medusa'nın korkunç yüzüne bakmak yerine onun aynadaki yansımasını görecekti. Perseus görevini başarıyla yerine getirerek Medusa'yı öldürdü ve kafasını çantaya koydu. Kanatlı ayakkabıları sayesinde de tekrar Seripos'a döndü. Perseus Etiyopya kıyıları üzerinden uçarken bir kayalığa bağlanmış çok güzel bir prenses gördü. Bu prenses Andromeda'ydı. Andromeda'nın budala annesi Kasyopya, kendisinin deniz tanrısı Nerseus'un kızlarından daha güzel olduğunu iddia ettiği için Poseidon'u çok öfkelendirmişti. Onu cezalandırmak isteyen Poseidon, krallığı yerle bir etmesi için bir deniz canavarı gönderdi. Bu canavar ancak Kasyopya ona kızı Andromeda'yı sunarsa geri çekilecekti. Bu yüzden de Andromeda korkunç sonunu beklemek üzere deniz kıyısında bir kayalığa bağlandı.
Perseus Andromeda'yı görür görmez aşık oldu ve deniz canavarının hakkından geldi. Andromeda'nın ailesi de buna karşılık kızlarının Perseus'la evlenmesine razı oldular ve Perseus Seripos'a doğru yolculuğuna karısı Andromeda ile devam etti. Bu sırada Polydectes, Perseus'un görevini başarıp geri döneceğini düşünmüyordu. Herhalde Gorgon'un kesik başına baka kaldığını görmek Perseus'un çok hoşuna gitmiş olmalıydı. Daha sonra Perseus Medusa'nın başını Athena'ya verdi. Athena da onu göğsündeki zırhın üstüne bir amblem olarak yerleştirdi. Perseus, Deni ve Andromeda, Akrisios'la barışmak için Argos'a doğru yola koyuldular ama onların geldiğini duyan ve yazgısının gerçekleşeceğinden korkan Akrisios, Teselya'ya kaçtı. Burada birbirinden habersiz olan dede torun, Larissa kralının düzenlediği bir yarışmaya katıldılar ve Akrisios'un korktuğu yazgısı gerçekleşti. Perseus disk atarken, disk yanlışlıkla seyirciler arasında oturan Akrisios'a geldi ve Akrisios oracıkta öldü. Perseus Argos'a gidip öldürdüğü dedesinin tahtını talep etmenin çok da mantıklı bir fikir olmayacağına karar verdi ve bunun yerine kuzeni Megapentes'e tahtları değişmeyi teklif etti. Megapentes, Argos'a gidip kral olurken Perseus da Tirnis kralı oldu ve Midea ile Miken'i güçlendirdi. Truva Savaşı gerçekten de oldu mu? Truva'nın öyküsünün yüzyıllardır çekiciliğini kaybetmemiş olduğu, sayısız tarihçinin, arkeoloğun ve romantik hayranlarının Truva Savaşı'nın dayanaklarını ve Truva kentini bulmak için giriştikleri çabalardan bellidir. Günümüzde Truva'nın 19. yüzyıl sonunda Henrik Schliemann'in iddia ettiği gibi Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Çanakkale Boğazı kenarındaki Hisarlık Tepe'de yer aldığı genel bir kanıdır. Ne var ki Schliemann'in Truva Savaşı'nın Truva'sını bulduğu yönündeki iddiaları artık kabul görmüyor. Hisarlık Tepe'de pek çok farklı yaşam alanı bulunuyor ve Schliemann bu alanların en eskilerinden birinde muhteşem bir hazine olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu yerleşim alanının Yunanlıların Truva'ya girmesinden 1000 yıl önce yok edilmiş olduğu biliniyor. Bununla birlikte Yunanlıların Hisarlık'ta daha genç bir yerleşim yerini M.Ö. 1200 civarında bir kuşatma sonunda yakıp yıktığı belirlenmiş. Bu Truva, görece çok daha mütevazı bir yerleşim yeridir. Ancak efsanenin beslendiği tarihsel gerçekliğin temeli buranın yok edilmesinde yatıyor olabilir. Efsanenin gelişimi, arkeoloji tarafından çözülmesi imkansız bir gizeme dönüştüğünden, Truva'ya ve hikayesine olan bu romantik sadakatin yok olması söz konusu değildir. Tarihsel bir gerçeklik olarak dayandırıldığı yer ne olursa olsun, Truva Savaşı Yunan geleneğinin günümüze kadar en önemli olayıdır. Savaşın başlamasına neden olan olaylar ve sonrasında yaşananlar Truva dönemi olarak bilinmektedir. Bu olayların bir kısmı Homeros'un ünlü şiirleri olan İlyada ve Odeseya'dan, bir kısmı ise M.Ö. 5. yüzyıl Yunan tragedya yazarlarından Romalı yazarlarına kadar pek çok farklı kaynaktan toplanarak günümüze kadar anlatıla gelmiştir. Öykünün karakterleriyle temanın birbirine geçiş dokusunun zenginliği ve karmaşıklığı bir Wagner operasıyla yarışacak niteliktedir. Oldukça romantik olmasının yanı sıra tıpkı tüm diğer Yunan mitleri gibi insanın kaderiyle ve tanrılarla karşılaşmasında verdiği var olma mücadelesini anlatan tam anlamıyla insana dair bir öyküdür. Truva Savaşı'nın öncesindeki olaylar zincirinin en başında insanlara yardım eden Prometheus bulunur. Zeus'un kuzeni olan Prometheus, önceden yalnızca tanrılar tarafından kullanıla gelmiş olan ateşi onlardan çalıp insanlara vermişti. Ayrıca insanlara tanrılar için kestikleri kurbanların yalnızca yağ ve kemik kısımlarını tanrılara sunmalarını, geri kalan en güzel kısımlarını kendilerine saklamalarını öğütlemişti. Bunun üzerine Zeus, Prometheus'u cezalandırmak için dağın tepesinde bir kayaya bağlamış ve her gün yolladığı kartal, Prometheus'un geceleri tekrar yeniden iyileşen karaciğerini yemiştir. Bazı kaynaklara göre Prometheus Herkül tarafından kurtarılmıştır. Ama bazı kaynaklarsa Prometheus'un ona önemli bir sır vereceğini söylemesi üzerine Zeus'un onu serbest bıraktığını yazar. Bu sır, talipleri arasında Poseidon ve Zeus gibi pek çok tanrı olan güzel Nimpa Tethys ile ilgilidir. Ve bir tek Prometheus'un bildiği bu kehanete göre Tethys'in oğlu babasından çok daha önemli bir insan olacaktı. Bunu öğrenen Zeus, Tethys'ten bir çocuğu olması fikrinden hemen vazgeçerek Tethys'in ölümlü Peleus'la evlenmesine karar verdi. Bu çiftin oğulları, Truva'daki en büyük Yunan kahramanı olan Aşil olacaktı. Önceleri Tethys, Peleus'u istemedi ve ondan kurtulmak için ateş, yılan, canavar gibi birçok kılığa girdi. Ama Peleus, ona olan aşkına o kadar sadıktı ki Tethys sonunda pes etti. Olimpos'taki tüm tanrılar ve tanrıçalar, biri hariç hepsi Peleus ve Tethys'in görkemli düğününe davetliydi.
düğünün ortasında davet edilmemiş olan tek tanrıça Eris çıka geldi ve davetlilerin arasına üzerinde en güzel için yazan nifak elmasını attı. Hera, Athena ve Afrodit'ten her biri elmaya sahip olmak istediler ve bir uzlaşmaya varamadılar. Bunun üzerine Zeus, elmanın kimin olacağına karar verme sorumluluğunu üstlenmekten çekindi ve hangisinin en güzel olduğuna karar vermesi için onları Doğu Akdeniz kıyısındaki Truva kentinde yaşayan çoban Paris'e yolladı. Paris, Truva kralı Priam'ın oğullarından biriydi. Priam'ın karısı Hekabe, Paris'i hamileyken rüyasında içerisinden yılanlar çıkan bir meşale doğurduğunu gördü ve Paris doğar doğmaz onu İda Dağı'na götürüp orada öldürmesi için bir hizmetkara verdi. Ama hizmetkar onu öldürmek yerine dağda ölüme terk etti ve Paris çobanlar tarafından bulundu. Böylece kendisi de bir çoban olarak yetişti. Paris dağlarda sürülerini güderken Hermes hangisinin en güzeli olduğuna karar vermesi için üç tanrıçayı onun yanına götürdü. Tanrıçaların üçü de kendisini seçmesi koşuluyla ona bir şeyler vaat ettiler. Hera zenginlik ve güç, Athena cesaret ve bilgelik, Afrodit ise dünyadaki en güzel kadının aşkını vaat etti. Paris içlerinde en güzel olarak Afrodit'i seçti ve diğer iki tanrıça onu ebediyen lanetleyerek Truva'nın en azılı düşmanları oldular. Çok geçmeden Paris şans eseri Truva'ya geri döndü. Atletizm müsabakalarındaki üstün cesareti ve yakışıklılığı sayesinde öz anne babasının ilgisini kazandı. Sonunda anne babası onun kim olduğunu anladı ve mutluluk içinde ona da açıkladılar. Dünyanın en güzel kadını Zeus ve Leda'nın kızları olan Helen'di. Pek çok kral ve soylu onunla evlenmek istiyordu. Ölümlü babası Tindareus, kızıyla evlenmesine uygun gördüğü talibi açıklamadan önce tüm taliplerin Helen'in seçimine saygı duymaları ve Helen'in kaçırılması durumunda kocasına yardım etmeleri konusunda söz aldı. Helen, Sparta kralı Menelaos'la evlendi. Paris evlerine konuk olduğunda artık Hermione isimli bir kızları bile olmuştu. Paris, Menelaos'un misafirperverliğine karşılık karısı Helen'i Truva'ya kaçırdı. Ve hikayemizin yolculuğu bu olayla başladı. Menelaos, Helen'in tüm eski taliplerini yani Yunanistan'ın tüm kralları ve asilzadelerini çağırarak Truva'ya gidip karısını geri alabilmek için yardım istedi. Yunan ordusunun lideri Menelaos'un erkek kardeşi ve Miken kralı Agamemnon'du. Yunan kahramanlarının tümü Ege Denizi'ni geçip Truva'ya ulaşmak için Aulis limanında toplandılar. Bazı kahramanlar Aulis'e diğerlerinden daha istekli gelmişti. İthaka kralı Odysseus, Truva'ya giderse 12 yıl boyunca geri dönemeyeceği kehanetini biliyordu ve bu yüzden de elçi Palamedes onu savaşa çağırmaya geldiğinde sabana öküz yerine kendisini koşarak deli taklidi yaptı. Ama Palamedes, Odysseus'un daha bebek olan oğlu Telemakos'u alıp sabanın geçeceği yere koyunca kendisini dizginleyerek oğlunun ezilmesini önledi. Böylece Odysseus'un delilik hikayesi de sona erdi. Aşil'in anne babası Tetis ve Peleus oğullarını savaşa yollamak istemiyordu. Çünkü eğer giderse orada öleceği kehanetini biliyorlardı. Ve oğullarının kaderini değiştirebilmek için onu Skyros'a yollamışlardı. Kadın kılığına giren Aşil, orada kral Lycomedes'in kızlarıyla tanışarak onlardan biriyle evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Ancak Odysseus, Aşil olmadan Yunanlıların asla Truva'yı kuşatamayacağından emindi. Bu nedenle onu getirmek için Skyros'a gitti. En güçlü adamları Agamemnon, Menelaos, Odysseus, Ayas, Diomedes ve Aşil olan devasa Yunan ordusu yola koyulmaya hazırdı. Ne var ki durmadan esen rüzgar geçit vermiyordu. Sonunda kahin Kalkas, Artemis'in rüzgarı dindirmek için Agamemnon'un kızı İpigenia'nın kurban edilmesini beklediğini söyledi. Agamemnon bunu kabul etmedi ama ordudaki herkes bunu yapması gerektiği konusunda onu ikna etti. Aşil'le evlendirileceği bahanesiyle kandırılıp getirilen İpigenia kurban edildi. Bazı kaynaklar Artemis'in İpigenia'ya acıdığını ve bu nedenle son anda onun yerine kurban edilmesi için bir geyik gönderildiğini yazar. Her halükarda rüzgar dindi ve gemiler de yola koyuldu. İlyada'nın Truva Savaşı'nın hikayesini anlattığı düşünülür. Aslında tüm hikayeye değinmesine rağmen İlyada'nın konusu ilk satırlarda dile getirildiği üzere çok daha dardır. Dolayısıyla İlyada'da anlatılan aslında Aşil'le Agamemnon'un kavgasının hikayesidir. İlyada'nın başında Yunanlar 9 yıldır Truva'dadırlar. Truva'nın pek çok yerini kuşatmışlardır ve kalelerin arkasından tek tük görünen tüm Truvalılarla çarpışıyorlardır. Yunanlar halen somut bir zafer kazanmamış olmanın verdiği öfke ve yorgunluk içindeyken Aşil, Agamemnon'la bir kavgaya girmiştir.
Aşil'in önderliğinde yaptıkları bir akının sonrasında alınan ganimetten Agamemnon'un payına Apollon'un rahiplerinden biri olan Kreses'in kızı Kreseis düştü. Kreses, Agamemnon'a kızını serbest bırakması karşılığında yüklü bir fidye teklif etti ama Agamemnon kabul etmedi. Bunun üzerine Kreses, Apollon'a yalvardı ve Apollon Yunan kampına bir musibet saldı. Bu musibetin ancak Agamemnon Kreses'i serbest bırakırsa ortadan kalkacağını söyledi. Aşil, Agamemnon'un kızı serbest bırakmasını istedi ama Agamemnon isteksizdi. Bir kavgaya tutuştular ve sonunda Agamemnon kızı bırakmaya ikna oldu. Kreseis'i serbest bırakmanın karşılığında Aşil üzerindeki otoritesini tekrar kazanabilmek için oldukça onur kırıcı bir şey yaptı. Aşil'den kendi köle kızı olan Briseis'i istedi. Aşil haklı olarak çok öfkelendi. Bu davranış yalnızca onun onuruna bir saldırı değil, aynı zamanda hiç de adil olmayan bir durumdu. Zira Aşil, ganimetleri toplamak için var gücüyle çaba sarf ederken Agamemnon kılını bile kıpırdatmamıştı. Böylece Aşil çadırına çekildi ve ne sonraki mücadelelere ne de toplantılara katıldı. Derken savaş daha da şiddetlendi ve Yunanlar Truvalılara direkt saldırılar yapmaya başladılar. Ne var ki Yunanlar en iyi savaşçıları Aşil olmadan zorlandılar ve sonunda Agamemnon dahi ayağına gidip her türlü zenginlik ve Briseis'i geri vermeyi vaat ederek Aşil'i çağırmaya ikna oldu. Yine de Aşil tüm teklifleri reddetti. Agamemnon'un sunduklarının kum ya da toz tanecikleri kadar değersiz olduğunu ve asla fikrinin değişmeyeceğini söyledi. Bu esnada Odysseus ve Diomedes, Truvalıların ne planladığını öğrenmek için gece yarısı kamptan çıkıp gittiler. Truvalıların gözcüsü Dolon'un ağzından birçok laf aldıktan sonra Trakya kralı Reseus'un kampına bir saldırı yaparak onun güzel atlarından biriyle Yunan kampına geri döndüler. Bu cesur girişimler ve başarılarına rağmen savaşın genelinde Truvalılar Yunanları gemilerine doğru geri püskürtemediler. Bu Yunanlıların büyük bir ümitsizliğe kapılmasına neden oldu. Aşil'in arkadaşı Patroklos, ondan savaşçıları Mirmidonlara liderlik yapması için izin istedi. Patroklos ayrıca Truva ordusunun gözünü korkutmak için Aşil'in zırhını da çatışmada giymek üzere istedi. Aşil kabul etti ve Patroklos cesurca pek çok mücadeleye katıldı. Ta ki bir gün Truva'nın en iyi savaşçısı ve Priam'ın oğlu Hektor tarafından öldürülene kadar. Aşil, Patroklos'un öldürüldüğünü öğrendiğinde büyük bir acıya boğuldu. Nimpa olan annesi Tetis, ona Hephaistos'un yaptığı yeni bir zırh verdi. Üzerine barış ve savaş içinde yaşayan kentler, kır yaşamı ve kenarında da Okeanos işlenmişti. Aşil ve Agamemnon anlaşmaya vardılar ve Aşil savaş alanına geri döndü. Mızrağıyla orman yangınlarında alevleri bir o yana bir bu yana savuran bir rüzgar gibi pek çok Truvalıyı öldürdü. Devasa dalgalarıyla onu boğmaya çalışan Skamandros nehrinin saldırısına bile göğüs geren Aşil, artık asıl düşmanı olan Hektor'la savaşmak için hazırdı. Diğer Truvalılar Aşil'in saldırısından korunmak için evlerine kaçmışlardı. Ama Hektor savaşması gerektiğini bilmekte ve ortada kararlı bir biçimde düelloyu beklemekteydi. Sonunda Aşil geldi ve Hektor haklı olarak korkup Truva'nın duvarlarının etrafına koşarak kaçmaya başladı. Hektor sonunda kaçmayı bırakıp rakibiyle cesurca yüzleşmek için durana dek 3 tur koştular. Nihayet Aşil mızrağını Hektor'un boğazına sapladı ve Hektor yere yığıldı. Konuşmakta zorlanan Hektor, Aşil'e cesedini Truvalılara bırakması için yalvardı ama Aşil, Patroklos'u öldürdüğü için Hektor'a öyle öfkeliydi ki bu isteği geri çevirdi ve cesede her türlü hürmetsizliği yaptı. Önce cesedi bir at arabasının arkasına bağlayarak tüm Truvalılar görsün diye kentin etrafında gezdirdi. Sonra da Yunan kampına götürdü ve orada bir barakaya öylece bıraktı. Aşil daha sonra Patroklos için güzel bir cenaze töreni hazırladı. Devasa bir odun yığının üzerine kurban edilmiş birçok koyun ve sığır koyuldu. Kavanozlarca bal ve yağ da buraya eklendi. Bunun yanı sıra 4 at ve Patroklos'un köpeklerinden ikisi de odun yığınlarına eklendi. Son olarak 12 Truvalı mahkum da odunların üzerine atıldı ve nihayet ateş yakıldı. Ateş gece boyunca hiç sönmedi ve Aşil de bir yandan şarap içip bir yandan da haykırarak Patroklos için ağıt yaktı. Ertesi gün Patroklos'un kemikleri toplandı ve altın bir kabın içine yerleştirildi. Daha sonra muhteşem ödüllerin olduğu bir at yarışı, boks, güreş, koşu, zırhlı dövüş, disk atma ve okçuluk gibi yarışmalar yapıldı. Ve 12 gün boyunca şafak vakitlerinde Aşil, Hektor'un cesedini odun yığınlarının etrafında 3'er kere sürükledi. Ta ki tüm bu olanları önceden bilen tanrılar dahi şaşkınlık içinde kalana kadar. Zeus, tanrıların habercisi Iris'i Truva'ya Priam'ı ziyaret etmeye yolladı.
Iris Priam'a gizlice Yunan kampına geçerek Hektor'un cesedini vermesi için Aşil'e makul bir fidye teklif etmesini söyledi. Böylece Priam yanında bir tek elçiyle Yunan kampına doğru yola koyuldu ve Yunan gemilerine yaklaştığında Aşil'in adamlarından birinin kılığına girmiş olan Hermes'le karşılaştı. Hermes Yunan kampında Priam'a yol gösterdi ve Priam fark edilmeden Aşil'in barakasına kadar girdi. Priam barakaya girer girmez Aşil'in karşısında diz çöktü ve kendi babası Peleus'u düşünmesini, zaten oğullarından pek çoğunu bu mücadelede kaybettiğini söyleyerek Aşil'e en güçlü oğlu Hektor'un cesedini ona teslim etmesi için yalvardı. Böylece Hektor'un cesedini Truva'ya götürecek ve ona uygun bir cenaze töreni yaparak gömebilecekti. İkisi birden ağlamaya başladılar. Aşil, Priam'ın yakarışından çok etkilendi ve istediğini kabul etti. Hektor'un cesedi Truva'ya geri götürüldü ve nihayet bir törenle gömüldü. İlyada burada biter. Ama bu Truva'nın öyküsünün sonu değildir. Öykünün bir bölümü, Odesea'da kalan kısmı ise tragedyalarda ya da daha sonraları yazılmış olan Roma kaynaklarında bulunur. Bazı şairler şiirlerinde bu öyküyü anlatmışlardır. Hektor'un ölümünden sonra savaşta Truvalılara destek vermek için pek çok müttefik gelmiştir. Bunların arasında kraliçeleri Penthesilia ile birlikte Amazonlar ve Şafak tanrıçası Eos'un oğlu Memnon'un önderliğindeki Etiyopyalılar da vardı. Penthesilia ve Memnon Aşil tarafından öldürüldüler. Ama Aşil her zaman kaderinde Truva'da ölmek olduğunu biliyordu ve sonunda Paris'in yayından çıkan bir okla öldü. Aşil'in annesi Tetis, oğlunun ölümsüz olması için doğduğunda onu yer altına götürerek Styx nehrinin sularına sokmuştu. Bu, onun vücudunun her tür darbeye karşı dayanıklı olmasını sağlamıştı. Ama annesi Aşil'i baş aşağı nehre sokarken topuğundan tutmuştu ve bu yüzden topuğuna su değmemişti. Ve Paris'in okunun isabet ettiği yerde tam orasıydı. En önemli savaşçılarının ölümünden sonra Yunanlar 10 yıl boyunca direnmiş olan Truva'yı ele geçirmek için hileye başvurdular. Truva atının Odysseus'un fikri olduğu söylenir. Ama onu yapan zanaatkar Epeius'tur. At yapıldığında Yunanlardan Odysseus'la Aşil'in oğlu Neoptolemos dahil en gözü pek savaşçılar atın içinde saklandılar. Diğer Yunanlarsa barakalarını yakarak gemilerle yola çıktılar. Ama Tenedos adasına kadar gidip oraya gemileri bağlayıp beklemeye başladılar. Yunanlıların evlerine geri döndüğüne inanamayan Truvalılar ovaya dağıldılar. Şaşkınlık içinde ata bakıyorlardı ve birbirlerine Yunan kampının yerlerini gösteriyorlardı. Sonra birkaç çoban Sinon adındaki bir Yunan'la karşılaştı ve Sinon onlara arkadaşlarının yolculukta sorun yaşamamak için kendisini tanrılara kurban etmek adına burada bıraktıklarını söyledi. Bunu duyan Truvalılar ona acıdılar ve dolayısıyla hikayenin geri kalanına da inandılar. Sinon onlara Yunanların Athena'nın artık kendilerine kızdığını düşünerek evlerine geri dönme kararı aldıklarını ve orada tekrar Athena'nın sempatisini kazanmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Sinon, Yunanlıların bu devasa atı da Athena'nın gönlünü almak için yaptıklarını ve Truvalıların onu kaleden içeri alamamaları için atın bu kadar büyük yapıldığını söyledi. Eğer at Truva'nın duvarlarından içeri sokulursa Yunanlar bir daha asla burayı ele geçiremeyecekti. Ama at dışarıda kalırsa Yunanlar geri dönüp şehri yerle bir edecekti. Truvalıların küçük bir kısmı ata şüpheyle baktı ve içeri almak istemedi. Priam'ın kendisine kimsenin inanmadığı kahin kızı Kassandra, atın Truva'ya sokulmasının getireceği ölüm ve yıkım konusunda babasını uyardı. Poseidon'un rahibi Lokon da mızrağını atın yan tarafına dokundurarak kontrol etti ve Yunanlar hediye dahi getirmiş olsa onlara güvenemediğini söyledi. Lokon, Poseidon'a bir kurban vermek için hazırlanırken denizden iki büyük yılan çıktı ve önce onun iki genç oğlunu sonra da kendisini boğdu. Bu alamete göre Truvalılar daha fazla tereddüt etmeden kale duvarlarını yıkarak atı kentin içine sürüklediler. Ancak Yunan savaşçılarının atın içinde olduklarının anlaşılması hala mümkündü. Zira Helen atın yanına gelip etrafında dolanarak Yunan kahramanlarının isimlerini zikrediyordu ve bunu yaparken de ismini andığı her kahramanın karısının sesini taklit ediyordu. Atın içindekilerinden bazıları Helen'in bu tuzağına düşüp cevap vermeye yeltendi ama Odysseus tam zamanında ağızlarını kapatmayı başardı. Karanlık çöktüğünde Sinon, Tenedos'taki birliklere işareti yolladı ve gemiler tekrar eski yerlerine döndüler. Sinon ayrıca atın içerisindeki kahramanları serbest bıraktı ve Truva'nın düşüşü böyle başladı. Atın içinden çıkan Yunanlara bir de gemiden gelenler eklenince Truvalılar uyandıklarında kentin alevler içinde kaldığını gördüler. Ümitsizce de olsa savaştılar
ve kalkanlarıyla çocuklarının öldürülmek ya da tutsak edilmek için sürüklendiğini gördükçe yaşamını feda etmekten çekinmediler. En acısı da Priam'ın ölümüydü. Oğlu Hektor'u öldüren Aşil'in oğlu Neoptolemos tarafından sunağın üzerinde öldürüldü. Yunan kahramanlarının Truva'dan eve döndüklerinde yaşadıkları maceralar Nonstoi yani dönüşler olarak bilinen pek çok epik şiirde anlatılmıştır. Bu şiirler arasında Odysseus'un İthaka'ya geri dönüşünü anlatan Odysseia günümüze kadar kalmış olan tek eserdir. Diğer kahramanların dönüş öyküleri ancak çeşitli kaynaklardan bir araya getirilerek öğrenilebilir. Odysseus Truva'ya gitmeden önce ancak 20 yıl sonra İthaka adasına dönüp oğlu Telemakus ve karısı Penelope'ye kavuşacağını biliyordu. 10 yıl Truva'da geçmişti ve kalan 10 yılda da okyanuslarda gemisi harap olmuştu. Tüm yol arkadaşlarını kaybetmiş ve nihayet gidişinin 20. yılında neredeyse ölmek üzereyken evine dönebilmişti. Odysseus ve arkadaşları Truva'dan ayrılmadan önce Kiklonların yaşadıkları yeri işgal etmişlerdi. Ama onlarla mücadelelerinde çok ağır kayıplar da verdiler. Sonra yalnızca oturup lotus yiyerek tüm sıkıntı ve sorumluluklarını unutan, zevk ve sefaya düşkün olan lotus yiyenlerle mücadele ettiler. Odysseus, lotusun tadına bakan arkadaşlarını gemiye sürükleyerek zorla götürmek zorunda kaldı. Daha lotusun etkisi tam olarak geçmemişken de Kiklop Polypemos'la savaşmak zorunda kaldılar. Kikloplar tek gözlü, çok büyük devlerdi. Her çeşit ürünün fışkırdığı bereketli topraklara ve kabarık tüylü keçi ve koyunlar için çok zengin otlaklara sahiplerdi. Böyle bir yerin sakinleriyle tanışmak isteyen Odysseus, gemilerden birini limana yanaştırdı ve arkadaşlarıyla birlikte karaya çıkarak Poseidon'un oğullarından biri olan Kiklop Polypemos'un mağarasına gitti. Polypemos dışarıda koyunlarını otlatıyordu ve gün batımına kadar gelmedi. Odysseus da arkadaşlarıyla birlikte mağarada onu beklemeye başladı. Kiklop devasa ve korkunç bir yaratıktı ve bu beklenmedik konukları nereden gelip ne iş yaptıklarına dair üstün körü birkaç soru sorduktan sonra Odysseus'un arkadaşlarından birkaçını alıp sıkarak önce beyinlerini fışkırttı ve sonra da onları yemeye başladı. Kiklop daha sonra çok derin bir uykuya daldı. Odysseus onu bıçaklayarak öldürmeyi düşündü ama hemen vazgeçti. Zira bunu yaparsa oradan çıkmaları mümkün olmayacaktı. Kiklop mağaranın girişine Odysseus ve arkadaşlarının hep beraber kaldıramayacağı ama kendisinin tek eliyle kaldırıp atabileceği devasa büyüklükte bir kaya yerleştirmişti. Kiklop kahvaltıda Odysseus'un iki arkadaşını daha yedi ve dışarı çıktı. Çıkarken de kayayı özenle tekrar mağaranın girişine yerleştirdi. Kurnaz Odysseus hemen bir plan yaptı ve mağarada bulduğu bir odun parçasının ucunu sivrilterek ateşle sağlamlaştırdı. Akşam olduğunda Polypemos mağarasına döndü ve Odysseus ona bu Yunan yolcuları unutturacak güçlü bir kase şarap ikram etti. Kiklop şarabı bir dikişte bitirdi ve üstüne 3 kase daha içti. Hemen sarhoş olan Kiklop uyuklamaya başladı. Uykuya dalmadan önce Odysseus'a adını sordu ve o da adının Yunanca hiç kimse anlamına gelen Otis olduğunu söyledi. Kiklop şaraba karşılık Odysseus'a onu en son yiyeceğine dair söz verdi. Yaratık uykuya daldığında Odysseus odunun ucunu kıpkırmızı olana kadar ısıttı ve en iyi arkadaşlarıyla birlikte odunu Kiklop'un tek gözüne sapladı. Yaratığın gözü demircinin sağlamlaştırmak için soğuk suya tuttuğu balta gibi tıslayıp cızlamaya başladı. Korkunç bir acıyla uyanan Kiklop, komşuları olan diğer Kikloplardan yardım istemek için bağırıp kükremeye başladı. Ne var ki komşu Kikloplar mağaranın önünde toplanıp onu kimin rahatsız ettiğini sorduklarında hiç kimse cevabını verince onu hiç kimsenin rahatsız etmediğini düşünüp mağaralarına geri döndüler. Odysseus'un bu kurnaz planı işe yaramıştı. Sabaha karşı Odysseus'la arkadaşları mağaradan kaçmak için hazırlandılar. Her bir adam kendini kabarık tüylü koyunların, Odysseus da kendisini sürünün lideri olan bir koyunun altına bağladı. Kör Kiklop kayayı mağaranın girişinden kaldırdı ve Odysseus'la arkadaşlarını yakalamak için girişe oturdu. Odysseus ve arkadaşları ise koyunların altında güvenli bir şekilde mağaradan çıktılar ve gemilerinin yanına kadar gittiler. Yola koyulduklarında Odysseus Kiklop'la alay etmekten kendisini alamadı ve Kiklop da sesin geldiği yöne doğru kayalar fırlattı. Neyse ki yelkenlileri ıskaladı. Odysseus ordusunun geri kalanıyla buluştu ve ölen arkadaşları için yas tuttular ve mağaradan çıkmalarına yardımcı olan koyunlarla kendilerine ziyafet çekip avundular. Bu hikaye Türk Oğuz namelerinde yer alan Dedem Korkut hikayelerinden Tepegöz ve Basat'ın hikayesine oldukça benziyor, öyle değil mi? Kiklopların adasından sonra Odysseus, Kral İolos'un adası olan İolya'ya gider. Zeus, Kral İolos'a
rüzgarları kontrol etme gücü vermişti. İolos ve geniş ailesi Odysseus'la arkadaşlarını oldukça misafirperver bir şekilde ağırladı ve ayrılma vakti geldiğinde İolos Odysseus'a içine tüm sert rüzgarların hapsedildiği deri bir torba verdi. Sonra da gemilerin İthaka'ya güvenli bir şekilde gidebilmesi için sakin bir rüzgar çağırdı. Denizde 10 gün yol aldıktan sonra İthaka'nın görünmesiyle Odysseus ve arkadaşlarının başına büyük bir felaket geldi. Tüm yolculuk boyunca geminin dümeninin başında olduğu için hiç uyumamış olan Odysseus uykuya daldı ve deri torbanın içinde ne olduğunu bilmeyen arkadaşları İolos'un Odysseus'a çok değerli bir hazine verdiğinden şüphelendiler. Odysseus'la aynı zorlukları çektiklerini düşünen arkadaşları onu kıskandılar ve bu hazineyi bölüşmeleri gerektiğini düşündüler. Bunun için deri torbayı açtılar ve böylece torbanın içindeki o sert rüzgarlar serbest kaldı. Odysseus gemiyi tekrar İolya'ya kadar sürüklemiş olan korkunç bir fırtına gürültüsüyle uyandı. Bu sefer İolos onları çok farklı biçimde karşıladı. İolos'a kendilerine bir şans daha vermesi için yalvardılar. Ama İolos yardım etmeye yanaşmadı ve Odysseus'un tanrıların nefret ettiği biri olduğunu düşünerek onları İolya'dan kovdu. Bir sonraki durakları olan Laestrygonia'da Odysseus'unki hariç tüm gemiler adada yaşayan yaratıklar tarafından harap edilmişti. Büyük bir üzüntü ve acı içinde olan Odysseus'la hayatta kalan arkadaşları kendilerini Aya adasında buldular. Karaya çıktıktan sonra 2 gün boyunca çabalamaktan bitkin düşmüş ve karşılaştıkları olaylardan dolayı moralleri bozulmuş bir halde sahilde yatıyorlardı. 3. gün Odysseus adayı keşfetmek için yola koyuldu ve ormanın içinde bir tepeden yükselen dumanları gördü. Tedbiri elden bırakmayan Odysseus, oraya hemen gitmemeye karar verdi ve arkadaşlarının yanına dönerek gördüklerini onlara anlattı. Laestrygonyalılarla kiklopları hatırlayan arkadaşları yeni bir maceraya atılmak için oldukça isteksizdiler. Ne var ki Odysseus bu keşfe çıkmaya kararlıydı ve arkadaşlarını 2 gruba ayırdı. Gruplardan birinin liderliğini kendisi üstlenirken diğerininkini Eurylochos'a verdi. 2 grup kura çekti ve oraya gitme görevi Eurylochos'la ekibine düştü. Odysseus ise kendi ekibiyle gemide kaldı. Hemen ardından Eurylochos'la ekibi ormanın içindeki eve doğru yola koyuldular. Yoldaki kurtlar ve aslanlar adamların üzerine atlayıp saldırıyordu ama bunlar aslında güzel sesli büyücü Kirke tarafından hayvana dönüştürülmüş insanlardı. Eurylochos'la adamları evin önünde Kirke'nin dikkatini çekmek için bağırdılar ve Kirke onları içeri davet etti. Sadece bir tuzak olabileceğinden şüphelenen Eurylochos dışarıda kaldı. Kirke onlara yemek hazırladı ve yemeklerin içine ana yurtlarını unutmalarını sağlayan bir karışım ekledi. Yemeği yediklerinde Kirke asasıyla vura vura onları domuz ahırına götürdü. Zira artık hepsi birer domuza dönüşmüştü. Ama maalesef aslında birer insan olduklarının hala farkındaydılar. Eurylochos adamlarının ortadan kaybolduğunu anlatmak için panik içinde Odysseus'a koştu. Odysseus Eurylochos'tan kendisini derhal Kirke'nin evine götürmesini istedi. Ama Eurylochos reddedince kendi başına yola koyuldu. Yolda genç bir adam kılığına girmiş olan Hermes'le karşılaştı ve Hermes ona Moly adlı bir ot verdi. Bu ot Kirke'nin yiyeceklerine karıştırıldığında onun karışımına karşı bir panzehir olacaktı. Ayrıca Hermes Odysseus'a Kirke'yi nasıl öldürmesi gerektiği konusunda da akıl verdi. Kirke ona asasını dokundurduğunda onu öldürecekmiş gibi Kirke'ye saldırması gerekiyordu. Böylece Kirke korkarak geri çekilecek ve Odysseus'la birlikte olmak isteyecekti. Odysseus'un Kirke'den kendisine tuzak kurmayacağına dair bir söz almak kaydıyla bunu kabul etmesi gerekecekti. Her şey tam da Hermes'in tahmin ettiği gibi gerçekleşti. Kirke ve Odysseus birlikte olduktan sonra Kirke Odysseus'u yıkar ve güzelce giydirir. Ona güzel bir sofra hazırlar ama Odysseus hiç konuşmadan oturuyordur. Sonunda Kirke ona ne olduğunu sorar. Odysseus da arkadaşları domuz ahırında olduğu sürece Kirke'ye iyi bir eş olmayacağını söyler. Kirke hemen domuzları ahırdan çıkarır ve onlara büyü yaparak tekrar insana çevirir. Ama şimdi hepsi eskisinden çok daha genç ve yakışıklı görünüyordur. Odysseus'la arkadaşları mutluluktan havalara uçarlar ve Kirke ekibin geri kalanının da oraya getirilmelerini ve hep beraber kutlama yapmalarını ister. Odysseus'la arkadaşları koca bir yıl boyunca Kirke'nin yanında kalırlar ve yiyip içip eğlenerek başlarından geçen tüm kötü olayları unuturlar. Sonunda bazı arkadaşları Odysseus'a İthaka'yı hatırlatır. Kirke İthaka'ya gitmek için yola çıkmadan önce mutlaka yeraltına gidip Teba hikayeni Tiresias'a danışması konusunda Odysseus'u uyardı. Sadece Tiresias eve dönmesi için onu bilgilendirebilirdi. Bunun üzerine Odysseus, Okeanos nehrini geçerek
Persefon'un kavak korusunun yanına demir attı. Burada bir hendek kazarak etrafına ölülerin şerefine bal, su, süt ve şarap döktü. Hendeğin üzerinde bir keçi ve bir de kara koyun kurban etti. Kan kokusunu alan ölülerin ruhları kanı içmek için hendeğe geldiler. Odysseus kılıcını çekti ve onları geri püskürttü. Asıl beklediği kahinin ruhuydu. Hendeğe ilk yaklaşan Odysseus'un arkadaşlarından Elpinor oldu. Elpinor, Kirke'nin evinden ayrılacakları günün sabahında çatıdan düşerek ölmüştü ve Odysseus'la ekibi yola koyulmaları gerektiğinden onun ölüsünü yıkayıp gömmeden orada öylece bırakılmıştı. Odysseus tüm bunları düzelteceğine dair onun ruhuna söz verdi. Triseis geldiğinde ise Odysseus onun kandan içmesine izin verdi ve kahin de Odysseus'un evine güvenli bir şekilde dönebileceğini söyledi. Ancak kesinlikle Trinaki'de güneşin sığırlarını yağmalamaması gerekiyordu. Ayrıca İthaka'ya vardığında sadık karısı Penelope'nin pek çok açgözlü talibiyle karşılaşacağı konusunda da onu uyardı. Kahinden gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra Odysseus diğer hayaletlerin hendeğe yaklaşıp kan içmelerine izin verdi. Böylece Odysseus o kandan içen her hayaletle konuşabilecekti. Gelen ilk hayalet Odysseus'un annesiydi. Annesi ona nasıl öldüğünü, babası Letres'in perişan durumunu ve karısı Penelope'nin taliplerini baştan savmak için sarf ettiği cesur çabalarını anlattı. Annesini üzüntü içinde dinleyen Odysseus, onu rahatlatmak için 3 kez daha ona sarılmayı denedi. Ne var ki her defasında annesinin hayaleti kollarının arasından kayıp gitti. Diğer hayaletler de gelip Odysseus'la konuştular. Agamemnon'un hayaleti Odysseus'a kanlı ölümünü anlattı. Sonra Aşil'in hayaleti geldi ve Odysseus onu, dünyada yaşamış olan en önemli insanı, tüm yaşayanlar ve ölülerin arasındaki en yüce prensi karşılar gibi selamladı. Aşil ise ona ölülerin arasında kral olmaktansa yaşayanların arasında köle olmayı yeğleyeceğini söyledi. Odysseus, Aşil'in oğlu Neoptolemos'un cesaretinden bahsederek onu mutlu etmeyi başardı ve Aşil Odysseus'un yanından mutlu ayrıldı. Yeraltını ziyareti sırasında Odysseus oranın pek çok meşhur sakiniyle karşılaştı. Sisipos dağın en tepesine çıkarır çıkarmaz elinden sürekli kayıp düşen kayayı yuvarlamaktaydı. Tantalos boğazına kadar suların içindeydi ve kafasının üzerinde her çeşit meyve vardı. Ama yemek için elini uzattığında meyveler, su içmek için başını eğdiğinde ise sular yok oluyordu. Odysseus merak içinde gezmeye devam etti ve cesur Herkül'ün hayaletiyle karşılaştı. Daha pek çok kahramanın hayaletleriyle de karşılaşan Odysseus sonunda çok bunaldı ve panik içinde gemisine geri dönüp demir aldı ve yaşayanların diyarına doğru yola koyuldu. Odysseus Kirke'nin adasına geri döndü ve Elpinor'u gömdükten sonra Kirke'den de yolculuğu sırasında karşılaşacağı zorluklarla ilgili bilgi aldı. Gemi önce kadın başı ve sesine ama kuş bedenine sahip olan tuhaf yaratıkların Sirenlerin adasının yanından geçecekti. Sirenler, söyledikleri güzel şarkılar sayesinde denizcileri cezbedip adalarına hapseden yaratıklardı. Odysseus'un gemisi adaya yaklaştığında deniz adeta ölüm sükunetine büründü ve adamlar küreklerinin başına geçtiler. Kirke'nin uyarısıyla Odysseus adamlarının kulaklarına bal mumu yapıştırdı. Kendisini de gemi direğine bağladı. Böylece adamları onu tehlikeden uzak bir yere götürebilecek ve şarkıyı dinlemesini sağlayacaktı. Sirenler yaklaş Odysseus diye şarkı söylemeye başladılar. Hiçbir denizci bizim dudaklarımızdan dökülen tatlı melodileri dinlemeden buradan geçmedi. Truva'da tanrıların isteğiyle gerçekleşen her şeyi biliyoruz. Ve bu bereketli yeryüzünde bundan sonra gerçekleşecek olan her şey. Odysseus sirenlerin şarkısından etkilendi ve adamlarına durmaları için bağırdı. Ama hiçbiri onun yakarışlarını duymadı ve böylece tehlikeyi atlattılar. Bir sonraki engelleri ikizler Scylla ve Karibdis'in tuzaklarıydı. Karibdis suları birden çekip sonra tekrar boşaltan korkunç bir akıntıydı. Ondan kurtulmayı başaran dikkatli denizciler bir de korkunç Scylla ile mücadele etmek zorunda kalıyordu. Scylla bir kayanın tepesindeki mağarasında dev dalgaların oluşturduğu köpükler ve pusları sayesinde saklanırdı. Havada sallanıp duran 12 ayağı ve her bir ağızda 3 sıra diş olan 6 kafası vardı. Mağarasının yakınından geçen gemilere haraç kesiyordu. Kirke tarafından önceden uyarılmış olan Odysseus arkadaşlarına Scylla'dan hiç bahsetmedi ve Karibdis'e oldukça geniş bir yatak hediye etti. Scylla'nın kayasının altından geçti. Odysseus arkadaşlarının hayatını kurtarmak için Scylla'ya karşı çok temkinliydi ama Scylla, Odysseus'un 6 arkadaşını kapmayı başardı.
Gemi bu sefer zengin otlaklara sahip olan Apollon'un iri sığır sürülerini sakladığı Tirinaki adasına vardı. Odysseus hem Kirke hem de Triseis tarafından eğer İthaka'ya sağ salim varmak istiyorsa bu adadan uzak durması ve hiçbir şekilde sığırlara el sürmemesi gerektiği konusunda uyarılmıştı. Odysseus bunu adamlarına da anlattı ama onlar altı arkadaşını daha kaybetmiş olmanın verdiği üzüntü ve yorgunluk nedeniyle oraya demir atıp sahilde bir gece geçirmek konusunda ısrar etti. Onlar böyle isyan edince Odysseus'a da bu isteklerini kabul etmekten başka bir şey kalmadı. Ama Odysseus adamların hepsine sığırlara dokunamayacaklarına dair yemin ettirdi. O gece bir fırtına koptu ve tam bir ay boyunca rüzgar güneyden esti. Böylece yolculuklarına devam etmeleri imkansız hale geldi. Kirke'nin onlar için hazırladığı yolluklar yeterli olduğu sürece adamlar sözlerine sadık kaldı ve sığırlara el sürmediler. Ne var ki sonunda erzakları bitti ve açlıktan Odysseus'un gemisinden uzakta olduğu bir zamanda sığırlardan bazılarını yakaladılar. Eğer sığırları tanrıların şerefine öldürürlerse buna tanrıların kızmayacağı şeklinde bir akıl yürüttüler. Odysseus döndüğünde pişmiş et kokusu her yeri sarmıştı. Artık olan olmuştu ve bağırıp çağırmanın bir anlamı yoktu. Tanrılarsa intikam almakta kararlıydılar. Et bittiğinde rüzgar kesildi. Böylece gemiler yola çıkabilecekti. Ama yola çıktıktan kısa bir süre sonra korkunç bir fırtına koptu ve gemi önce dev dalgaların gücüyle sonra da üzerine yıldırım düşmesiyle parçalara ayrıldı. Geminin omurgasından kalan parçalara sımsıkı yapışan Odysseus hariç kimse kurtulamadı. Ve Odysseus o parçanın üzerinde 10 gün boyunca yolculuğuna devam etti. Ta ki güzel nimfa Kalipso'nun evi olan Ogiye adasına varana dek. Kalipso Odysseus'u sevgilisi olarak 7 yıl boyunca yanında tuttu. Zira Odysseus'un kaçma şansı yoktu. Sonunda tanrıça Athena, tanrıların habercisi Hermes'i yollayarak Kalipso'ya artık misafiri yoluna devam etmesi için bırakması gerektiğini bildirdi. Kalipso onu kaybedeceği için gönülsüzce de olsa emre uyması gerektiğinin farkındaydı. Ve Odysseus'u sal yapması için gerekli ekipmanla yiyecek ve içecek verdikten sonra İthaka'ya gidişini hızlandıracak güçlü bir rüzgar çağırdı. Odysseus yola koyuldu ve olaysız bir biçimde yolculuğun son safhasında kendisine eşlik edecek büyük gemiciler Paikiyalıların adasına vardı. Bu sırada Odysseus'tan oğlu Kiklop Polpemos'u kör ettiği için nefret eden ve onun yolculuğunun sonuna yaklaşmış olmasından dolayı öfkelenen Poseidon bir fırtına yolladı ve Odysseus'un salı paramparça oldu. Odysseus ölümden nimfa Ino sayesinde kurtuldu. Ino Odysseus'a duvağını vererek onu beline sıkıca sarmasını ve salı hemen terk ederek kıyıya doğru yüzmesini söyledi. Devasa bir dalga salı kibrit çöpü gibi tahta parçalarına çevirince Odysseus söyleneni yaptı. 2 gün 2 gece boyunca hiç durmadan yüzdü ve 3. gün Paikia kıyısına vardı. Bir nehrin ağzındaki dağlık bir yere çıktı. Ino'nun duvağını çıkarıp tekrar denize attı ve bir çalılığın içinde uykuya daldı. Orada yaşayan bir genç kız kılığına giren Athena, Odysseus'a yol gösterdi ve Odysseus, Alkinos'un muhteşem sarayına vardı. Tunç duvarlar ve altın kapıların, altın ve gümüş bekçi köpekleri tarafından korunduğu sarayda aydınlatmayı, saf altından yapılmış heykellerin ellerindeki el fenerleri sağlamaktaydı. Sarayın dışında meyve ağaçları, asmalar ve sebze tarlalarıyla dolu güzel bir bahçe ve bostan vardı. Athena tarafından bir sis bulutunun içine sarılmış olan Odysseus, tüm bunları hayretle seyrettikten sonra içeri girdi ve yardım etmesi için yalvaracağı kraliçe Arete'nin makamına girdi. Sis yok olduğunda, Paikyalılar, Odysseus'un oraya sığınmak ve ana yurduna götürülmek için yakarışlarını şaşkınlıkla dinlediler. Şaşkınlığını üzerinden atan Alkinous, Odysseus'u sorguya çekmekten kaçınarak oldukça cömert yaklaştı ve Odysseus'un hemen iyileştirilmesini emrederek ertesi sabah onu evine yollamak için çalışmalara başlayacağına dair söz verdi. Diğer Paikyalılar evlerine döndüklerinde Odysseus, Alkinous ve karısıyla yalnız kaldı. Arete ona kim olduğunu ve çok tanıdık gelen bu giysileri nereden edindiğini sordu. Ve Odysseus onlara Ogiye adasından ayrılışından itibaren yaşadığı maceradan ve kızları Nausicaa ile nehrin ağzında karşılaşmasını anlattı. Sonra Arete onun için bir yatak hazırladı ve Odysseus onlara minnettar bir şekilde uykuya daldı. Ertesi gün Odysseus'u evine bırakacak gemi hazırlanmıştı. Ama yola çıkmadan önce Alkinos, Odysseus için spor müsabakaları ve diğer eğlencelerle dolu bir ziyaret hazırlattı. Toplanan kalabalığa ilk gösteriyi Ozan Demodokos yaptı ve Truva Savaşı'ndan şanlı Aşil ve Kurnaz Odysseus'un tartışmalarına dair bir şiir okudu. Odysseus bunu dinlerken ağladı. Gözyaşlarını saklamak içinse yüzünü gizlemeye çalıştı. Ağladığını yalnızca Alkinos fark etti ve tekrar neşelendirmek için ona bir spor müsabakası sundu.
Danslarla devam eden gecede Demodokos bu sefer Afrodit ve Ares'in aşkına dair bir şiir okudu. Ertesi akşam Odysseus sonunda ev sahiplerine veda ederek hızlı bir Faika gemisine binip İthaka'ya doğru yola koyuldu. Gemi hareket ettiğinde Odysseus uykuya daldı ve sabah yıldızı belirdiğinde gemidekiler tüm Faikalıların verdikleri hediyeleri yanına koyarak onu İthaka kıyısı yakınlarında su perilerinin evi olan bir mağaraya bıraktılar. Odysseus uyandığında nerede olduğunu anlayamadı. Zira Athena, Odysseus'la görüşüp onu başka bir kılığa sokmak için fırsat olsun diye adanın üzerini sisle kaplamıştı. Odysseus büyük bir üzüntü içinde Faikalıların onu nerede bıraktıklarını anlamaya çalışırken Athena bir çoban kılığında geldi ve Odysseus sorduğunda onun memleketi İthaka'dan olduğunu söyledi. Kurnaz Odysseus çobana Giritli bir mülteci olduğunu söyledi ve Athena onun bu kurnazca öyküsüne gülerek gerçek kimliğini açıkladı. Sonra Odysseus'a gerçekten İthaka'da olduğunu müjdeleyerek karısı ve krallığını tekrar nasıl ele geçireceği konusunda planlarını anlattı. Odysseus'un orada olmadığı 20 yıl boyunca karısı Penelope, oğlu Telemakos ve birkaç sadık hizmetkarı dışında herkes onun ya Truva'da ya da eve dönüş yolunda öldüğüne inanıyorlardı. Penelope yalnızca güzel ve zeki değil, aynı zamanda zengin ve güçlüydü. Onunla kim evlenirse Odysseus'un zenginliği ve statüsüne de sahip olacaktı. Bu yüzden Penelope'nin sarayının etrafı orada yiyip içerek Penelope'ye ilgi gösteren soylu taliplerle doluydu. Penelope elinden geldiğince taliplerini oyalıyor ve hiçbirine net bir cevap vermiyordu. 3 yıl boyunca Odysseus'un yaşlı babası için bir kefen ördüğünü söyleyerek onları oyalamayı başarmıştı. Odysseus'un babası öldüğünde bir kefeni olmaması ona yakışmazdı ve bu iş bitmeden Penelope kimseyle evlenmezdi. Penelope her gün dokuma tezgahında çalışıyor, hava karardığındaysa bir el feneriyle ördüğü yerleri tekrar geri söküyordu. Ancak 4. yıl geldiğinde Penelope'ye hizmetçilerinden biri ihanet etti ve taliplere gerçeği söyledi. Bunun üzerine Penelope'nin kefeni bitirmekten başka çaresi kalmadı. Odysseus'un İthaka'ya varışından kısa bir süre sonra Athena, artık yaşı gelmiş olan Telemakos'un babasından ne olduğunu öğrenmesi için ona bir vahiy gönderdi. Telemakos önce yaşlı Nestor'dan bilgi almak için Paylos'a gitti. Ama Nestor hiçbir şey bilmiyordu ve Telemakos'u Menelaos'un Sparta'daki sarayına yolladı. Menelaos ve Helen ona çok iyi davrandılar ve Menelaos denizin yaşlı adamından öğrendiği kadarıyla Odysseus'un güzel nimpa Kalipso'nun yanında mahsur kaldığını söyledi. Odysseus İthaka'ya vardığında Telemakos da İthaka yolundaydı. Athena Odysseus'a hemen saraya gitmemesi ve domuz çobanı Eumaios'un yanında bir süre kalmasını öğütledi. Bir dilenci kılığında kendisini gizleyen Odysseus'u Eumaios iyi karşıladı ve ona kralları Odysseus'un yokluğunda şehrin ne hale geldiğini, onun geri dönüşü için nasıl dua ettiğini anlattı. Eumaios'un soruları üzerine Odysseus, kendisinin zengin bir Giritlinin gayrimeşru çocuğu olduğunu ve pek çok macera atlattıktan sonra geldiği Tesprotya'da Odysseus'un son zamanlarda oradan geçtiğini duyduğunu anlattı. Tesprotya kralının onu Dulisium'a giden bir gemiye bindirdiğini ama alçak gemi tayfasının onu bağlayıp köle olarak satmak istediklerini söyledi. İthaka'ya geldiklerinde ise ipini açıp kıyıya yüzmeyi başarmıştı ve böylece Eumaios'un evine kadar gelmişti. Dilenci Odysseus'un bir ay içerisinde İthaka'ya geri döneceğine dair yemin etti ve eğer bu doğru çıkmazsa Eumaios'un adamlarından onu cezalandırmak için bir kayalıktan aşağı atabileceğine dair teminat verdi. Eumaios, Odysseus'a bir domuz eti ziyafeti sunduktan sonra ateşin kenarında yatacak yer verdi ve kendisi kayıp efendisinin sürüsüne göz kulak olmaya devam etti. Sonraki akşam domuz çobanının kulübesinde yemek yedikten sonra Odysseus saraya giderek dileneceğini söyledi ama Eumaios, misafirin güvenliğinden endişelenerek Telemakos'un dönüşünü beklemesi konusunda ısrar etti. O gece hayat hikayesini anlatma sırası Eumaios'taydı ve aslında soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve sonradan bir çocukken Poenisyalı tüccarlar tarafından kaçırılarak köle olarak satılmak için İthaka'ya getirildiğini anlattı. Ertesi sabah Telemakos adaya döndü ve Athena'nın emriyle doğruca domuz çobanının kulübesine gitti. Eumaios, Telemakos'un dönüşünü Penelope'ye müjdelemek için saraya doğru yola koyulduğunda Athena Odysseus'un kimliğini oğluna açıklamasını istedi. Telemakos başta Eumaios'un kulübesindeki bu dilencinin babası olduğuna inanmak istemedi. Ama sonunda ikna oldu ve ikisi de mutluluktan gözyaşlarına boğuldular. Sonra da bir plan yaptılar. Odysseus, Telemakos'u takip ederek saraya girecek ve orada dilenecekti. Telemakos oradaki duruma bir göz atacak ve saldırmak için doğru zamanı kollayacaktı. Zamanı geldiğinde ikisi birden Zeus'la Athena'nın da yardımıyla miskin taliplerin hakkından geleceklerdi. Odysseus, domuz çobanının yardımıyla saraya doğru yola koyuldu ve yolda talipler için çalışan hain keçi çobanı Melanteus'la karşılaştı.
Melanteus, yaşlı dilenciye hakaretler savurarak onu aşağıladı. Saraya vardıklarında dışarıda bir gübre yığının üzerinde hasta, yaşlı bir köpek yatıyordu. Odysseus'un sesini duyduğunda kulaklarını dikti ve kuyruğunu sallamaya başladı. Odysseus köpeğini hemen tanıdı ve o halini görünce gözünden bir damla yaş geldi. Eumaios'a köpeğin bu perişan halini sorduğundaysa, Eumaios, Argos'u 20 yıl önce hiçbir köpeğin geçemediğini, oradaki en hızlı köpek olduğunu ama efendisi yokken yaşlanıp ihmal edildiğini söyledi. Sarayın içine girerken, Argos 20 yıldır görmediği efendisinin dönüşünden oldukça mutlu halde son nefesini verdi. Beklendiği üzere Odysseus kendi sarayında dilenirken, talipler tarafından aşağılandı. Kıyafetleriyle alay edildi. Onu tehdit ettiler ve aralarından biri ona bir iskemle bile fırlattı. Ama Odysseus güreşte bir talibi yenmeyi başarınca şaşırdılar. Bu arada Penelope taliplerine görünmeye karar verdi ve salona indi. Tüm talipler onun güzelliği karşısında arzuyla doldu. Penelope ise taliplerinin dilenciyi aşağılamasına göz yuman Telemakos'u azarladı. Sonra da taliplerine dışarıda yiyip içeceklerine artık kendisine hediyelerini sunmaları gerektiğini söyledi. Talipler Penelope'ye paha biçilemez kumaşlar ve mücevherler sundular. Akşam olduğunda bir ziyafet düzenlendi ve Odysseus da ateşleri körükleme görevini üstlendi. Talipler yine Odysseus'u aşağılamaya ve ona iskemle atmaya başladılar. Gece çöktüğünde ise talipler evlerine döndüler ve Telemakos'la babası tüm silahları evin içine bir depoya sakladı. Penelope bu sefer dilenciyle konuşmak için salona indi ve ona nereden geldiğini sordu. Sonra da taliplerin aralarından birini seçmesi için ona baskı yaptıklarını ancak kendisinin yalnızca Odysseus'un dönüşünü beklediğini anlattı. Odysseus ona aslında Giritli bir soylu olduğunu ve Odysseus'u Girit'te gördüğünü söyledi. Doğru söyleyip söylemediğini anlamak için Penelope ona Odysseus'un üzerinde ne olduğunu sordu. O da mor bir pelerin ve üzerinde köpek figürü olan altın bir broşu olduğunu söyledi. Penelope bunları duyunca ağlamaya başladı. Odysseus onu neşelendirmek için endişelenmemesi gerektiğini, kocasının hala sağ olduğunu ve yurduna çok yaklaştığını, bir ay içinde İthaka'da olacağını söyledi. Penelope, dilenciye banyo yaptırılmasını ve ona rahat bir yatak verilmesini emretti. Ancak dikkatli Odysseus, yaşlı bir hizmetçinin yalnızca ayaklarını yıkamasına izin verdi ve kendisini yıkaması için emektar bakıcısı Eurycleia'nın gelmesini bekledi. Eurycleia, hemen bu yaşlı dilencinin ona nasıl Odysseus'u hatırlattığından bahsetti. Ve Odysseus'la herkesin kendisini ona benzettiğini söyledi. Kadın, onun ayaklarını yıkamaya başladığında Odysseus bacağındaki yara izini hatırladı. Küçük bir çocukken büyük babası Eutolikos ve amcalarıyla vahşi bir yaban domuzu avlamaya Parnassus Dağı'na gittiklerinde almıştı bu yarayı. Göstermemek için çaba sarf etse de Eurycleia yara izini fark etti ve şaşkınlıktan elindeki su dolu tası yere düşürdü. Tam Penelope'ye haber vermek için bağıracakken Odysseus onun ağzını kapattı ve taliplerin işini bitirmeden tek bir kişiye bile bu sırrı vermemesini emretti. Bu sırada Penelope düşüncelere dalmıştı. Hizmetçi işini bitirdiğinde Odysseus ateşin başına oturdu ve Penelope ona dönerek tekrar yaşadığı ikilemden bahsetti. Evlenmeli ve oğlu Telemakos'u bu yükten kurtarmalı mıydı yoksa Odysseus'un dönüşünü beklemeye devam mı etmeliydi? Penelope dilenciden en son gördüğü rüyayı yorumlamasını istedi. Rüyasında büyük bir kartalın bir tepeden aşağı doğru süzülüp giderek onun 20 kazının üzerine çullanıp hepsini öldürdüğünü, sonra da çatının üzerine konup aslında kazların onun talipleri, kendisinin de Odysseus olduğunu söylediğini anlattı. Dilenci Odysseus bu rüyanın gerçek olacağını ve tüm taliplerinin sonunun geldiğini söyledi. Ama Penelope rüyaların kafa karıştırıcı olduğunu söyleyerek boynuz kapısından geçen rüyaların doğru çıktığını ama fil dişi kapısından geçenlerin aldatıcı rüyalar olduğunu ekledi. Odysseus için gözyaşı dökmeye odasına çekilmeden önce de dilenciye talipleri arasında bir yarışma düzenlemeyi planladığını söyledi. 12 tane balta başını sırayla dizecek ve taliplerden Odysseus'un meşhur yayıyla birer ok atarak 12'sinin birden içinden geçirmesini isteyecekti. Odysseus'un zamanında sıkça yaptığı bu görevi kim başarırsa Penelope onunla evlenecekti. Ertesi gün Penelope Odysseus'un meşhur yayını getirdi ve taliplere yarışmadan bahsetti. Her bir talip oku kendisinin 12 balta başı içinden geçirip Penelope ile evleneceği hayalini kurmaya başladı. Yarışma için Telemakos salonu hazırladı ve önce kendisi bu devasa yayı germeye çalıştı. Yayı gerebilmek için tüm gücüyle uğraşması gerekti ama Odysseus ona bir işaret yaptı ve Telemakos çabalamaktan vazgeçti. Çünkü o yayı Odysseus'tan başkası geremezdi. Tüm talipler sırayla verilen görevi yerine getirmeye çalıştı. Ancak değil oku 12 balta başının içinden geçirmek, daha yayı bile esnetememişlerdi. Talipler tüm güçleriyle uğraşa dursunlar. Bu sırada Odysseus salona geldi ve domuz çobanı Eumanos'la bir o kadar güvendiği sığır çobanı
Plotius'a gerçek kimliğini açıkladı. İşaret verdiğinde ona yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Taliplerin iki liderinden biri olan Eurymachos da görevi başaramayınca sıra diğer lider Antinos'a geldi. Ama Antinos yarışmayı o günlük bitirip ertesi gün devam etmeyi teklif etti. Zira o gün ziyafet günüydü ve okçu tanrı Apollon için kurbanlar kesip eğlenmeleri gerekmekteydi. Bu öneriyi herkes onayladı ve yarışmayı o gün için sona erdirdiler. Kadehleri kaldırıp ilk içkilerini yudumladıktan sonra Odysseus kendisinin de yarışmaya katılıp katılamayacağını sordu. Antinos karşı çıktı ama Penelope onun da yarışmaya katılmasının uygun olduğunu söyledi. Telemakos hemen araya girerek annesini odasına yolladı. Bir curcun esnasında Eumaios yavaşça yayı alarak Odysseus'un eline verdi. Odysseus bu tanıdık silahın geçen yıllar boyunca eskiyip eskimediğini anlamak için elinde birkaç kere çevirdi. Sonra da lirinin tellerini kontrol edip akort yapan, sonra ustaca çalmaya başlayan bir müzisyen edasıyla yayı gerdi. Sonra da gayet sakin bir tavırla yaya bir ok yerleştirdi ve tüm balta başlarının ortasından geçecek şekilde fırlattı. Telemakos hemen Odysseus'un yanındaki yerini aldı ve şaşkına dönen talipler ne olduğunu anlamadan Odysseus eline ikinci bir ok alarak Antinos'un boğazına fırlattı. Ne olup bittiğini halen anlayamayan ve bunun bir kaza olduğunu düşünen talipler öfkeyle Odysseus'un etrafını sardılar. Ama Odysseus kim olduğunu açıklayıp hepsinin oracıkta öleceğini söyleyince durumun farkına varıp ona saldırmaya başladılar. Sadık domuz çobanı ve sığır çobanı arkalarını kollasa da Odysseus ve oğlu Telemakos'un gücü bu kadar kalabalık bir grupla mücadele etmek için yeterli değildi. Neyse ki Athena yardıma koştu ve talipler bir bir yere yığılmaya başladı. Kendi istekleri dışında talipler için çalışan ozan ve elçi hariç diğer hepsi öldü. Tıpkı bir balıkçının yakaladığı balıkları parlak güneşin öldürüşünü beklemek için üst üste yığması gibi cesetleri kan ve toz içinde üst üste yığıldı. Sonra öküz boğazlamış bir aslan misali üstü başı kan içinde kalan Odysseus yaşlı bakıcısını çağırdı. Taliplerin emirlerine uyup onlara isteyerek hizmet etmiş olan tüm hizmetçileri çağırarak salondaki pisliği temizletti ve sonra da hepsini avluya astırdı. Athena'nın etkisi altındaki Penelope salondaki bu büyük mücadele esnasında derin bir uykuya dalmıştı. Eurykleia onu uyandırarak kocasının geri döndüğünü müjdelediler. Şaşkınlıktan dona kalan Penelope bu yabancının gerçekten onun kocası olup olmadığından halen emin olamamıştı ve ne diyeceğini bilmiyordu. Kocası gibi tedbirli olan Penelope onu son bir testten geçirmek üzere Eurykleia'ya odasındaki Odysseus'un zamanında yaptığı büyük yatağı getirmesini söyledi. Ama Odysseus o yatağın yerinden oynatılamayacağını biliyordu. Zira yatak bir zeytin ağacının etrafına inşa edilmişti. Odysseus bunu açıkladığında Penelope artık bu yabancının yıllardır özlemle beklediği kocası Odysseus olduğuna ikna oldu ve kendisini onun kollarına atarak hıçkırıklara boğuldu. Nihayet yıllar sonra tekrar birbirlerinin kollarındaydılar. Odysseus karısına başından geçen tüm maceralarını bir bir anlattı ve gece bitmeye yüz tutarken tanrıça Athena okyanusun kıyısında şafak vaktinin gelmesini geciktiriyordu. Yunan mitolojisinde içerisinde birçok mesaj barındıran mitler vardır. Yunanlıların yaratmış oldukları tanrıların hareketleri, kahramanların eylemleri gibi hikayelerin yanı sıra kader gibi kavramlar da ele alınır. Yunan mitolojisinde hikayelere konu olanlar sadece tanrılar değildi. Bazı kahramanların, kralların ve insanların hikayeleri de anlatılıyordu. Bu hikayeler çoğu zaman içerisinden alınacak bir mesajla, bir dersle geliyordu. İnsan görünümünde olan tanrılar sadece görüntüsüyle insana benzemekle kalmamıştı. Tanrıların da hareketlerinde insanlar gibi duygular barındırdıkları görülüyordu. Mitlerde kimi zaman tanrılar, kimi zamansa insanlar tarafından ders çıkarılacak durumlarla karşılaşıyoruz. Bütün mitlerde olduğu gibi ceza içeren mitlerde de alınacak öğütler olduğu aşikar. Yunanlılar bu hikayeler aracılığıyla kültürlerini koruyarak geliştirmişlerdi. Mitlerde hikayeler dönemin birçok sanatçısına ilham vermenin yanında birçok felsefeciye ve devlet adamına da esin kaynağı olmuştu. Yunan mitolojisi dönemin insanını ve temsil ettiği varlık duygusunu çok iyi yansıtır. Bu videomda ceza içeren mitlere genel bir bakış attıktan sonra bunların içinde en önemlilerinden biri olan Sisyphos hikayesine odaklanacağız. Yunan mitolojisi hem eski hem de modern çağlarda kendi geçmişi olan karmaşık bir organizmadır. Yunanlılar tanrıların kendi görüntülerinde olduklarını düşündüler. Yunan mitolojisinde tanrılar da tıpkı insan gibi duygulara sahiplerdi ve duygularıyla hareket ettikleri oluyordu. Kimi zaman bu duygular onları doğru olanı yapmaya teşvik ederken, kimi zaman da tıpkı bir insanın düşüncesizce davranması ya da öfkesine hakim olamamasına benzer şekilde
eylemde bulunmalarına yol açıyordu. Kıskançlık gösterirler, intikam almak isterler ve çıkarları için hile yapmaktan geri durmazlardı. İşte tüm bu hal içinde tanrıların yaklaşımı, insan biçimci tavırları bazen gerek birbirlerine, gerek insanlara yansıyordu ve bunun bir sonucu olarak da akıl almaz cezalar ve ibret olması adına verilen korkunç işkenceler kaçınılmaz oluyordu. Mitler aslında bir çeşit tarihtir. Tamamen kurgusal bazı anlatımlar olabileceği gibi, yaşanmış gerçek hikayelere dayanan fakat zamanla değişime uğramış, efsaneleşmiş anlatımları da barındırır. Yunan mitolojisi, tanrısallaştırılmış birçok soyut kavram içerir. Gece, şafak, karanlık, uyku, ölüm ve daha birçok soyut kavram tanrısal bir bedene sokularak sembolleştirilmiştir. Ceza kavramı da onlardan biridir. Antik Yunanlıların ve inançlarının şekillendirildiği mitlerde de ceza kavramı günümüzdekinden çok farklıydı. Örneğin bir kişi suç işlediği zaman, özellikle birini öldürdüğü zaman ülkesinden sürülürdü. Böylece sürülen kişi suçlarından arınabilirdi. Hapis gibi cezalar antik çağlarda karşımıza pek çıkmaz. Cehennem kavramı Yunan mitolojisinde tam olarak oturmamıştı. Bu yüzden hiçbir suçun cezasız kalmayacağı inancı çeşitli mitlerle anlatıldı. Ceza kavramının tanrısal kalıba sokulmuş ilk örneği intikam tanrıçası Nemesis'tir. Nemesis bir tanrıça olarak kozmik öç kavramını simgeler. İnsanları cezalandırmak görevlerinden biriydi. Nemesis tanrısal öç kavramını yani kutsal öç kavramını temsil eden tanrıçaydı. İntikam tanrıçası olarak anlatılsa da asıl görevi evrenin kozmik dengesini korumaktı. Fazla şanslı birinden zamanı geldiğinde bu şansı geri alarak dengeyi sağlardı. Haksızlığa uğrayan genellikle tanrıça Nemesis'e dua ederdi. Nemesis iyi olanı yani hak edeni ödüllendirir, kötüyü ise cezalandırırdı. Ceza ve cezalandırma ile ilgili görevli bir diğer tanrısal varlık Erinyelerdir. Erinyeler bazı mitlerde tek ya da sayıları çokça anlatılsalar da genel olarak üç kadın olarak tasvir edilirler. Adları Alekto, Megaira ve Tisifon'dur. Hikayelerde onlar hakkında çeşitli anlatımlar var. İntikam tanrıçaları olarak geçerler. Vicdan ve pişmanlığın karşısında duyulan suçluluğu açıklamak için yaratılan soyut varlıklar oldukları düşünülür. Eski Yunanlılara göre insan, içinde iyiliği bulundurmasına rağmen genel olarak kötülüğe meyilli bir varlıktı. Bu yüzden kendilerine cezalandırıcı tanrılar ve tanrıçalar yaratmış olmaları anlaşılır bir durum. Tanrıların kesinlikle hoşuna gitmeyen bir şey varsa o da kendilerinin aldatılmasıdır. Bir şekilde bunu başaranları ise korkunç yöntemlerle cezalandırıyorlardı. Tanrılarla insanlar arasındaki sınır, tanrılar tarafından zaman zaman aşılsa da onlar izin vermediği sürece insanların bu sınırı geçmelerinden hoşlanmıyorlardı. Bu sınırı aşanlarsa çok ağır cezalara katlanmak zorunda kaldılar. Tanrılara karşı yapılan oyunlardan ve aldatmacalardan söz edeceksek, adı anılacak ilk kişi kesinlikle Prometheus'tur. Kurnaz Prometheus. İnsanlara ateşi getiren hırsız Prometheus. Mitlerde onun zekasına ve kurnazlığına atıflar vardır. İnsanlık yaratılmadan önce Yunan tanrılarıyla Titanlar arasında büyük bir savaş vardı. Prometheus, kardeşi Epimetheus'la birlikte tanrıların tarafında savaşınca Zeus, kardeşleri ödüllendirmek için onlara insanları ve canlıları yaratma görevini verdi. Epimetheus, tüm iyi ve güçlü özellikleri canlılara verince, Prometheus, insanların diğer canlılar karşısında geride kalmaması için onlara tanrıların görüntüsünü verdi. Zeus, insanları tabiat karşısında güçsüz, aciz varlıklar olarak gördü. Fakat Prometheus, insanı daha büyük bir amaçla tasavvur etti. İnsan medeniyetinin gelişmesi için Prometheus bir gün Olimpos Dağı'ndan ateşi çaldı ve onu insanlara getirdi. Ateş, insanlığın gelişmesine adeta katalizör görevi görmüştü. Zeus aşağıya bu manzaraya baktığında çok öfkelendi ve Prometheus'u cezalandırmak istedi. Onu yüksek bir dağın başında bir kayaya zincirledi. Her gün bir kartal gelip Prometheus'un ciğerini deşiyor, kartal gittiğinde Prometheus'un ciğeri yeniden iyileşiyor ve bu döngü sürekli tekrar ediyordu. Prometheus, yaptığının cezasını çekeceğini bildiği halde insanlara yardım etmekten geri durmamıştı. Çok uzun süre boyunca bitmek tükenmek bilmeyen bir işkenceye bilerek ve isteyerek katlandı. Prometheus'un akıbetiyle ilgili çeşitli mitler olsa da, yaygın görüş Herakles'in onu dağdan kurtardığı yönünde. Prometheus'un oyunu normal bir tragedyadan ziyade, özgür düşünceyi ve iradeyi savunan politik bir mesajdır aslında. Bir başka cezalandırma hikayesi ise, heykellere, şiirlere hatta filmlere konu olan Medusa'nın hikayesidir.
Athena'nın onu bir daha kimseyle beraber olmasın diye baktığı kişiyi taşa çevirme cezası verdiği anlatılır. Athena verdiği bu cezayla da yetinmeyip Perseus'a onu öldürmesi için yardım da etmiştir. Diğer bir anlatıma göre ise Poseidon, Medusa'nın güzelliğine tutulur ve genç kıza tecavüz eder. Bir daha aynı muameleye maruz kalmasın diye tanrıça Athena, Medusa'nın saçlarını yılana çevirir. Ona baktığı kişiyi taşa çevirme gücünü verir. Bir başka anlatımda ise tecavüzün Athena'nın tapınağında olduğu için Medusa'nın cezalandırılmasıdır. Tanrılara karşı üstünlüğünü gösterme cehaletinde bulunarak kendini onlarla kıyaslayan bir kadın olan Niobe'nin başına gelenler de ibret olacak türden bir öyküdür. Niobe, Anadolu kökenli bir hikayedir. Niobe, doğurgan Anadolu kadını olan toprak ana Kibele kültünün bir simgesidir. Babası Tantalos, günümüzdeki Manisa çevresindeki ülkenin kralıdır. Mitlerde bu soyun uğursuzluğunun Tantalos'tan geldiği söylenir. Apollon ve Artemis'in anneleri Leto'ya, herkesin içinde küçük düşürücü şeyler söyler. Onun 7 erkek ve 7 kız doğurduğunu, Leto'nunsa sadece birer oğlan ve kız doğurduğunu söyler. Bunun tapılacak bir yanı yoktur diye de ekler. Bu durum Leto'yu çok üzer. Leto, Niobe'nin ona karşı küstahlığından çocuklarına yakınır ve intikamını almalarını ister. Apollon ve Artemis, Niobe'nin 7 erkek oğlunu kadının gözleri önünde öldürürler. Niobe ise bunun üzerine Leto'nun tapınağına giderek cüretkar davranışlarına devam eder. Bunun üzerine Apollon ve Artemis onun kızlarını öldürmeye başladılar. Bu sırada Niobe'nin çocuklarından en küçüğü kalmıştı. Niobe onun bağışlanması için yalvardı. Niobe yakarışlarını yaparken kollarındaki en küçük çocuğu da yere ölü olarak yığıldı. Niobe'nin cezası tanrılara karşı övündüğü şeyin elinden alınmasıydı. Tanrılar insanların sahip olduklarının onlar tarafından verildiğini ve asıl üstün varlığın onlar olduğunu kanıtlamak istemiş olabilirlerdi. Niobe, ölü oğullarının, kızlarının ve kocasının bedenleri içerisinde sadece ağlıyordu ve hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu. Bir süre sonra çıkan fırtına, onu ülkesindeki bir dağın tepesine bıraktı. Niobe'nin bu haline acıyan tanrılar, onu bir kaya parçasına çevirdiler. Manisa'nın çay başında ağlayan kaya günümüzde bile varlığını devam ettiriyor. Bir diğer mitte ise dokunduğu her şeyi altına çeviren Kral Midas vardır. Bu yeteneği aslında bir ceza olarak verilmemiştir. Bizzat kendisi ödül olarak Tanrı Dionysos'tan sonuçlarını düşünmeden istemiştir. Frigya Kralı Midas'ın efsanelerde adı geçse de arkeolojik kayıtlar bize gerçekten yaşamış biri olduğunu kanıtlıyor. Midas ödül olarak gördüğü şeyin aslında bir lanet olduğunu çok geçmeden anlayacaktı. Akteon isimli gencin hikayesi de oldukça ilginçtir. Akteon, Cheiron tarafından yetiştirilmiş başarılı bir avcıydı. Avcılık, onun hayattaki en büyük tutkusuydu ve av için yetiştirdiği çok becerikli köpekleri vardı. Bir gün av ve ay tanrıçası Bakire Artemis, avdayken dinlenmek için bir nehir kenarında durur. Artemis yıkanmak için suya girer. Aynı sırada avda yorgun düşen Akteon da suyun sesini duyarak buraya yönelir. Bakire tanrıça Artemis'i ölümlü bir erkeğin çıplak bir şekilde görmesi çok sinirlendirir. Bunu kimseye anlatamaması için cüretkarlığını cezalandırmak ister. Tanrıça onu bir geyiğe dönüştürür. Akteon'un köpekleri onu geyik halindeyken görürler. Böylece kendi köpeklerinden kaçmak zorunda kalır ama bir sonuca eremez. Çok iyi yetiştirdiği köpekleri onu yakalar ve köpeklerin ısırıklarıyla can verir. Bellerophon'un mitindeki olgularla birlikte Yunan mitolojisindeki ceza kavramının detayları açıkça görülür. Korint kralı Glafkos'un oğlu ve Sisifos'un torunudur. Çeşitli anlatılarda babasının Poseidon olduğundan bahsedilir. Bellerophon yanlışlıkla kardeşini öldürdüğü ya da üstüne iftira attığı için ülkesinden sürülür. Suçlarından arınmak için kendine temiz kalpli bir adam bulup hizmetine girer. Bu adamın verdiği görevden sağ çıkmasına tanrılar yardım etmiştir. Athena ona kanatlı at olan Pegasus'u yakalamasında yardımcı olmuştur. Bellerophon, Pegasus'a binerek Olimpos'a gitmeye çalışır ancak Zeus onun bu saygısızlığını cezalandırır. Bir at sineği göndererek kanatlı atın onu sırtından atmasını sağlar. Tanrıları gücendirdiği için Bellerophon kalan ömrünü insanlardan ayrı utanç içinde geçirir. Başka bir anlatıya göre ise Pegasus'un sırtından düşerek ölür ve bir yıldıza dönüşür. Atalante çok hızlı koşabilen bir kadındı. Evliliğin onun sonu olacağına dair bir kehanet vardı. Bu yüzden onunla evlenecek kişi onunla yarışmak ve onu geçmek zorundaydı. Kazanırsa Atalante onunla evlenecekti. Eğer kaybederse sonu ölüm olacaktı.
Birçok genç erkek bu uğurda can verdi. Hifomenes isimli bir genç tanrıça Afrodit'ten yardım ister. Tanrıça sayesinde isteğine kavuşan genç adam ona şükran göstermeyi unutur. Bunun üzerine Afrodit onları cezalandırmak ister. İki genç evlerine dönüş yolundayken Kibele'nin tapınağında geceyi geçirmek isterler. Bu kutsal yerde kalmak yasaktır. Bunun üzerine toprak ana Kibele onları birer aslana çevirir. Eritonius, Demeter'in kutsal korusundaki en büyük meşe ağacını keserek büyük bir suç işlemişti. Aldığı uyarılara rağmen bunu yapmıştı. Meşe ağacı bile Eritonius ilk darbeyi vurunca onu Demeter'in cezası için uyarmıştı. Eritonius buna aldırmayarak devam etti. Demeter onu cezalandırması için Kıtlık'a gitti. Kıtlık ona uykusunda yaklaştı ve midesine açlık hissi bıraktı. Eritonius artık doymak bilmiyordu. Ne yerse yesin hemen geri acıkıyordu. Her şeyini sattı kendini doyurmak için ama başaramadı. Kızını dahi sattı ancak Poseidon'un acımasıyla kızı her seferinde kurtuldu. En sonunda Eritonius bu açlığı durdurmak için kendi gövdesini yedi ve bu açlığı sonlandırmak için kendini öldürdü. Arkadya kralı Lycaon, tanrılara saygısızlıkta yeni bir yaklaşım izlemişti. Tanrıları onların şerefine verdiği bir yemeğe davet etti. Lycaon oğlunu öldürdü ve tanrıların önüne yemek diye sundu. Bir diğer mite göre torunu Arkas'ı öldürmüştür ve Zeus kendi çocuğu olan Arkas'ı tekrar diriltir. Tanrılara insan yedirmeye çalışmasından dolayı Zeus'un gazabı üstüne çöker. Zeus, Lycaon'u bir kurda çevirir. Orion yakışıklı bir avcıydı. Gözlerini kaybetse de zaman içerisinde geri kazandı. Orion'un Poseidon'un oğlu olduğunu anlatan mitlerin yanında genç ve başarılı bir avcı olduğu da anlatılır. Onun kör olmasından dolayı Eos isimli tanrıçanın ona aşık olduğu anlatılır. Orion'un ölümüyle ilgili birçok mit vardır. Artemis'e tecavüz etmeye kalkıştığı, bütün hayvanları öldüreceğini söyleyerek hayvanların koruyucusu Artemis'e saygısızlık yapması, Apollo'nun kardeşi Artemis'in genç avcıdan etkilendiğini düşündüğü için Orion'u kıskanması, Artemis'in hizmetkarlarından Opis'e tecavüz etmeye çalışması ve Eos'u kendine eş olarak alması sonucu Artemis'in onu öldürmesi. Ancak hepsinin sonucu aynıdır. Orion ölünce gökyüzüne çıkarılır ve avcı takım yıldızı olarak yıldızlar arasındaki yerini alır. Artemis'in Orion'a aşık olduğunu ve yanlışlıkla onu öldürdüğünü içeren mitlerde kızının daha fazla üzülmemesi için Zeus Orion'u bir takım yıldızına çevirir. Yunan mitolojisinde tanrıların da birçok defa insan gibi duygularla hareket ettikleri görülür. Bu duyguların içerisinde suçlu suçsuz ve haklı haksız aramadan dahi hüküm verdikleri hikayeler vardır. İnsanların işlerini karıştırmayı sevmelerinin yanında tanrılar da insanlar gibi hazza düşkün, ölümsüz varlıklardı. İnsan görünümüne girdikleri zamanlarda aralarına karışırlardı. İstediklerini elde etmek için insan formunu birçok kez kullanmışlardı. Zeus, Titanlarla olan savaşı sonucunda kendisine karşı savaşanları ağır cezalara çarptırmıştı. Bu cezaları verirken hiçbir acıma belirtisi göstermemişti. Prometheus ve dört kardeşi Zeus tarafından acımasızca cezalandırılmıştır. Atlas'a göğü tutma cezası, Menolicius'a yıldırımlar göndererek yerin altına kapatması, Epimetheus'a kadını göndermesi ve Prometheus'u bir dağa zincirlemesi. Zeus, bu Titan kardeşlere özel bir kin tutuyordu. Çünkü bu kardeşler akıl üstünlüğünü savunuyorlardı. Hermes'ten sakin ve ikna dolu bir ses tonu, Afrodit'ten güzellik ve memnun etme kabiliyeti, Athena'dan kadınsı çekicilik bahşedildi. Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a Pandora hediye edildi. Tanrıların kralı Zeus, insanların kendini sevmekten alıkoyamayacağı ama insanlara sadece kötülük getirecek olan güzel kadını insanlara gönderdi. Kadın o kadar etkileyiciydi ki Prometheus'un uyarısına rağmen Pandora'nın karşısında adeta büyülenen Epimetheus onu kabul etti ve onunla evlendi. Pandora kavanozu açtı ve içindekiler kanatlanıp uçtular. Kavanozun en altında olan Umut dışarı çıkamadan Pandora kavanozun kapağını kapatmıştı. Pandora'dan sonra tanrıların insanlara karşı olan öfkesi dinmemişti. İnsanlar giderek yozlaşmıştı. Tanrılar bu yüzden insan soyunu bitirme kararı aldılar. Zeus'un emriyle yağmurlar yağdı. Irmaklar ve denizler taştı. Birçok mitte de olduğu gibi Yunanlılarda da büyük bir tufan hikayesi vardır. Yunan mitolojisinde büyük tufan hikayesi Dükalyon mitine bağlanmıştır. Prometheus'un oğlu olan Dükalyon, babasının önceden uyarması sayesinde kayık yaparak bu felakete hazırlanmıştır. 9 gün süren selin ardında karısı Pira ile kurtuldular.
Pira'nın Epimetheus'la Pandora'nın kızı olduğu bazı mitlerde geçmektedir. İnsanlık bu karı kocanın soyundan tekrar türemiştir. Narkissus için anlatılan iki öykü vardır. Bir tanesi Zeus'un kardeşi Hades'e yardım etmek için yarattığı bir çiçektir. Günümüzde Nergis isimli çiçeğin ismi buradan gelir. Diğer hikayede ise Narkissos yakışıklı ve genç bir erkekti. Adı Eko olan bir kız aşık oldu ona. Narkissos tarafından karşılığını bulamayınca Eko tanrılara onu cezalandırmaları için haykırdı. En çok da Nemesis genç kızın haykırışı karşısında etkilendi. Tanrıçanın öfkesi genç adama ağır bir ceza vermesiyle dindi. Başkasının sevgisine karşılık vermeyen bu adama ceza olarak kendinden başkasını sevmeme cezası verildi. Narkissos suda yansımasını görünce kendine aşık oldu. Cezasını şimdi anlayan genç adam suyun yanında eriyip gitti. Ölürken bile yeraltı ırmağı olan Styx ırmağındaki kendi yansımasına baktığı söylenir. Eridiği yer olan suyun kenarında bir çiçek topraktan çıktı. Açan bu çiçeğe onun adıyla seslenildi. Narkissos, yani Nergis. Mitlerde karşımıza çıkan sonsuza kadar sürecek cezalar belki de cezaların en ağırıdır. Sonsuza kadar aynı işkenceye maruz kalmak, insanın akli dengesini bozmanın yanında ruhunu da parçalayacağına şüphe yoktur. Sonsuzlukla cezalandırılan isimlerin arasında ölümsüz isimler olsa da ölümlüler de vardı. Tanrıların gazabını sonsuza kadar yaşayacak olmak cezaların en ağırıdır. Ölümsüz bir Titan olan ve Zeus'a karşı savaşan Atlas, bu sonsuz cezalardan birine çarptırılan ilk isimlerdendir. Zeus, Atlas'ı sonsuza kadar yeri ve göğü birbirinden ayrı tutmakla cezalandırır. Hesiodos, Atlas'ın göğü tuttuğunu söyler. Homeros ise onun yeri ve göğü ayıran direkleri tutmakla cezalandırıldığını anlatır. Tantalos, babası Zeus olan bir ölümlüydü. Tantalos, diğer ölümlülere nazaran çok daha sevilirdi ve ona ayrıcalık tanınırdı. Tanrılarla aynı sofraya bile otururdu. Tantalos'un tanrıları öfkelendirmesiyle ilgili farklı anlatımlar vardır. Zeus'un köpeğini Hermes'e teslim edeceği yalanını söylemesi, tanrıların yiyecek ve içeceklerini çalması, tanrıları çağırdığı ziyafette onların sırlarını açığa çıkarması gibi anlatımlara rastlanır. En yaygın anlatılan mit ise oğlu Pelops'u öldürerek tanrılara yedirmeye çalışmasıdır. Tanrılar onlara yapılan bu saygısızlığı anladılar. Tantalos'u öyle bir cezalandırdılar ki bir daha kimse tanrıları küçümsemek gibi bir hataya düşmeyecekti. Onu Hades'in göllerinden birine koydular. Tantalos ne zaman susarsa göldeki sular çekiliyordu. Gölün üstünde meyve ağaçları vardı. Acıkınca onları toplamak için her yeltendiğinde rüzgar onları savuruyordu. Böylece Tantalos sonsuza kadar aç ve susuz kalmakla cezalandırılmıştı. Korint kralı Sisifos oldukça zeki olan bir ölümlüydü. Homeros İlyada adlı eserinde Sisifos'un Eferya ülkesinin kralı olduğunu söyler. Bu farklılığa rağmen insanların en kurnazı olduğunu da eklemiştir. Zekasından dolayı Sisifos'un ismi Sophos, yani bilge sözcüğüyle ilişkilendirilir. Hayattayken birçok suç işlediği için kötü biri olduğu da anlatılır. Zeus, Asopos'un kızı Egina'yı kaçırır. Sisifos da kızını kaçıranın Zeus olduğunu Tanrı'ya söyler. Zeus onu ihbar ettiği için Sisifos'u yer altındaki ölüler ülkesine gönderir. Sisifos ise ölmeden önce karısına onu düzgün bir şekilde defnetmesi için söz verdirtmişti. Böylece yer altına gittiği zaman dönebilmek için bir plan yapmıştı. Öldüğü zaman Persefone'a yalvararak işleri yoluna koyması ve karısını cezalandırması için ondan yeryüzünde 3 gün istedi. Bazı mitlerde bu izni Hades'ten istediği anlatılır. Korint kralı karısını cezalandırmak dahil geri dönmek için de verdiği sözü tutmadı ve uzun yıllar boyunca yaşamına devam etti. Mitlerde tekrar yeraltı dünyasına dönüş şekliyle ilgili farklı anlatımlar vardır. Ölümlü olmasından dolayı eceliyle öldüğü ya da Tanrı Hermes'in Zeus'un emriyle Sisifos'u yeraltına sürüklediği anlatılır. Sisifos burada sonsuza kadar sürecek cezasıyla yüz yüze gelir. Bir kayayı dağın tepesine çıkarması onun cezasıdır. Ne var ki cezası sadece bununla sınırlı değildir. Kayayı ne zaman en tepeye çıkaracak olursa, kaya tekrar aşağı yuvarlanır, tekrar kaçmaması için boş zaman bulamayacağı bu sonsuz ve umutsuz döngü Sisifos'un cezasıdır. İngilizce'de kullanılan Sisifos'un işi diye bir deyim vardır. Bu deyim, faydasız yapılan aktivite ve işlerin yanı sıra sinir bozucu işler için de kullanılır. Albert Camus tarafından kaleme alınan Sisifos söyleni, uyumsuz kavramına açıklık getirmeye çalışır.
1957 yılının Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan bu eserde Sisifos'un bilinçli bir şekilde cezasına direndiğini ve tanrılara başkaldırdığı anlatılır. Her türlü yenileceğini bildiği halde umutsuzluğa kapılmadan kötülüğe direnen insanlar gibi Sisifos direnmektedir. Camus'a göre ancak bu başkaldırı insanlığın gerçek boyutlarını kazanmasını sağlayabilir. Tanrılar Sisifos'u cezalandırırken umutsuzca yaşanacak bir cezadan daha ağır bir ceza olmadığını düşünmüşlerdir. Sonuç vermeyen ve insanı umutsuzluğa sürükleyen bir çaba halindedir. Tanrıları hor görmesi, onların işlerine karışması, ölümü aldatması ve yaşama olan dipten tutkusu Sisifos'un bu cezaya çarptırılmasının etkenleriydi. Kocaman bir kayayı yüklenen bir omuz. Ne kadar da ağır bir yüktür. Sisifos'un direnişinde insanın güveni görülmektedir. Sadece bir ölümlü, bir insan olmasına rağmen yüzüne yapışmış o kayayı tekrar tekrar itmekten vazgeçmez. Onun bu katı direnci onu kayanın kendisi yapmıştır. Kırılmaz ve parçalanmaz. Kaya tepeden aşağıya yuvarlandığında ve Sisifos kayayı tekrar yukarı çıkardığında aşağı düşeceğini bilmesine rağmen işinin başına koyulduğu vakit insanın bilincinin uyandığı zamandır. Sisifos bilinçli bir şekilde kaderini kabul eder. Artık kaderi olan o kayadan daha güçlüdür. Sonsuz cezası olan Sisifos'un kaderi taşınamayacak kadar ağır bir yüktür. Bu ağır yüke rağmen asla pes etmez. Sisifos'un tanrıların cezasının üstesinden gelmesinin ve onları yenmesinin sırrı ise bunu bilinçli yapmasıdır. İstese pes edebilir veyahut bir yardım bekleyebilirdi. Tanrılara dahi yalvarabilirdi. Korint kralı bunu yapmamış ve kaderini kendi belirlemiştir. Kayayı her seferinde usanmadan iter durur. Kaderinde zorluklara tek başına direnmek bile insana güç veren, içini dolduran bir güçtür. Yunanlılar intikam, kader ve ceza gibi soyut kavramları tanrısal kimliklere büründürmüşlerdir. Kader inancı onların dininin temelindedir. Kehanetlere inanmaları da aslında bir nevi geleceği bilerek kendi kaderleriyle ilgili tahminlerde bulunmak istemelerinden gelir. Bütün bu tanrısal kimliklere rağmen aslında inandıkları insanların kendi eylemlerinin sonuçlarına katlandıklarıdır. Mitlerde çok nadir olarak suçsuz kişilerin zor durumlarla karşılaştıkları görülmektedir. Yine de Yunan mitolojisindeki tanrılar insan görünümündedir ve eylemlerinin çoğu da tıpkı insanın yapacağı türdendir. Öfkelenirler, kıskanırlar ve cezalandırmak isterler. Tanrılar üzerinden öğretilmek istenen öğütler aslında hayatın bir yansımasıdır. Yunanlılar arasında bir ahiret inancı ya da cehennem kavramı olmadığı için mitlerde geçen cezalar insanları korkutmaktan çok ders vermek amaçlıydı. Dinin ve toplumun ortaklaşa bir kültür çevresinde örgütlemeye çalıştığı normlar dikkat çekiyordu. Platon'a göre yalnız iyi olan şeyler tanrılardan gelmektedir. Kötülüklerde onların bir payı yoktur. Tanrılar her zaman haklıdır ve ne yaparlarsa iyi yaparlar. Cezaya uğrayanlar bahtsız ve cezaya muhtaç kişilerdir. Özetle Prometheus'un hikayesinde erdemi, Arakne'nin hikayesinde kibrin sonuçlarını, Narkissos'un hikayesinde egonun ve bencilliğin karşımızdakileri nasıl kırabileceğini, Niobe'nin hikayesinde kıskançlığın sonunun iyi olmadığını, Bellerophon'un hikayesinde nankörlüğü ve anlattığım birçok hikayede tanrılara yani büyüklere yapılan saygısızlığın hoş karşılanmadığını ve hak etmediği cezalara katlanan Kalisto ve Orion gibi kişilerin sonunda sabırlarının ödüllendirildiğini görüyoruz. Sonuç olarak Yunan mitolojisinde ele aldığımız, içinde ceza içeren mitler de dahil olmak üzere tüm bu hikayeler, koloniler ve ticaretle geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Yunanlıların, Doğu ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkan ve toplumsal normları örgütlemeye çalışan gelişmiş bir kültürün temel taşlarıdır. İnsanlık yaratılmadan önce Yunan tanrıları Titan adı verilen dev ırkına karşı büyük bir savaş kazandı.